Merhabalar, İstanbul Edebiyat Evi'nde Onur Ayın'ı karşılıyoruz. Haziran'ın ilk günlerindeyiz ve oyuncu Seyhan Armağan konuğum. Hoş geldin. Hoş Öncelikle bulduk. teşekkür ederim. Rica ederim. Bu gerçekten Onur Ayın'ı şimdi yürüyüşler olacak dileriz. Yani her şekilde olacak. Hı hı. İşte yeniden pek çok şey konuşulacak. Bunlara bir sürü yanından yaklaşmak mümkün. Sen de bu konuda pek çok sefer, sosyal medyada özellikle, ama pek çok konuşmada da söyleşilerini de dinledim. Bir aktivist yanında olduğu için farklı farklı birçok yanıyla muhatap olabiliyorsun. Biz bugün birazcık Mademoiselle Coco'yu, tiyatroyu, drag queen olmayı, İstanbul'da bir drag olmayı ve oradan yola çıkarak biraz transfobiyi, homofobiyi konuşalım istiyorum. Öncelikle sorulmasına en çok sıkıldığın soru ne? Yani çok standart şeyler var, biliyorum. Merak ettim, biraz uyanıkça olacak ama. Yani genel itibariyle hep aynı şeyler zaten sorulan ve merak edilen şeyler. Ben de bunu anlatmayı kendime dert edindiysem aslında çok sıkıldığım sorular değil. Saçma şeylere bana saçma gelen değil de genel olarak çok saçma bulduğum şeylere çoğu zaman cevap vermiyorum. Yoksa hani birçok şey bana saçma gelebilir ama karşı taraf için önemli olabilir diye düşünüyorum. Soru sorulmasından değil de tavırdan daha çok rahatsız oluyorum bazen. Yani şöyle her şeyi bana sorabilirmiş gibi düşünülmesinden. Tabii ki herkes her şeyi sorabilir ama karşımızdaki insanı bir yere oturtturduğumuzda ona neyi sorup soramayacağımızı aslında bir ölçer, biçeriz. Fakat konu LGBT artılar ve özellikle translar olduğunda hani her şeyi sorabiliriz. Seksle ilgili her şeyi sorabilirim ve karşı taraftaki bana her ayrıntısıyla anlatır. Bütün travmalarını sorabilirim. O zaten bana bunu anlatacaktır. Ya da zaten onun görevi budur. Onun görevi benim kendimi iyi hissettirmemdir gibi bir enerjiyle yaklaşılıyorsa biraz sinir oluyorum açıkçası ama pardon. Bunlara da genelde tepkimi koyuyorum. Biraz tabii orada sanırım şey çok yaygınlaştı. Hani görmek ve anlama biraz dramalar üzerine kurulduğu bir yaklaşıma dönüştü. O konuda çok haklısın. Peki tam sen bunu söyleyince notlarım arasında var zaten. Sana bunu sormak istiyorum. Çünkü pek çok arkadaşıma sordum. Meli Bendel'in söyleşisini izleyebildin mi bilmiyorum ama. Yok. Ha. Fragmanların teaser'ını gördüm o kadar. Anladım. Bu böyle küçük bir rahatsızlık hissetmiştim de o yüzden merak ettim şimdi lafın yeri geldi diye. O zaman şuradan devam edelim. Mademoiselle Coco... Meli'de ne sormuşlardı onu merak ettim. Yani uzun bir söyleşi. Sadece bana biraz psikolojik yanı çok altı çizilmiş gibi geldi. Bana öyle gelmiş olabilir. Ben bir yerden sonra biraz rahatsız oldum. Yani çok onun duygusal boşluklarına çok girildi gibi geldi. Ama çünkü zaten mevzu o. İzletmek istiyorsun. Yani oturup da gerçekten konuyu... olması gerektiği gibi irdelediğinde izletemeyebilirsin. Çünkü bugün YouTube dediğimiz mecrada ya da sosyal medyada kendini bir şekilde izletmek, bir derdini anlatmak istiyorsan bazen saçma sapan şeyler yapmak zorunda kalıyorsun. Önce insanların dikkatini çekip bir dakika burada ne oluyor acaba demelerini sağlamalısın. Genelde trans videolarının altındaki yorumlara baktığımızda, ilgiye baktığımızda ajite edilen durumlar daha kabul görüyor gibi. İşte babam da bana tecavüz etti, annem beni sokağa attı, evsiz kaldım, parasız kaldım, ben de çok çektim, ne kadar zavallıyım. Bak buna rağmen gittim kendimi kurtardım gibi bir mesaj. İnsanlarda birazcık acıma duygusu uyandırıyor ve oradan biraz dikkat çekici olabiliyor. Ben genelde bu ajitasyon mevzuna her şeyle ilgili ama. Sadece LGBT artı olmakla ilgili değil. Özellikle öteki sayılanlar ve bir dert anlatmaya çalışan insanlarla ilgili. Onlar da kendileri yapıyor. Bir ajite etme durumu beni gerçekten rahatsız ediyor. Yani ben mesela baktığım yerde bir trans olarak trans kimliğim üzerinden problem yaşadım bu hayatta. Çok da yaşadım. Ama diyorum ki herkes problem yaşıyor. Herkes bir şekilde
yani sınıf mücadelesi verirken de aslında problem yaşıyorsun sınıfsal olarak da. Ya da ne bileyim işte etnik kökeninden dolayı da kadın olduğun için de, erkek olduğun için de, Kürt olduğun için de, Karadeniz vesaire vesaire. Yani muhakkak bir sürü yerden sorun yaşıyoruz. Belki daha çok sorun yaşamış olabiliriz. Bu kişiden kişiye değişir. Ama böyle bir totalde şey yapıp en dipte de bunlar zavallılar, bak ya ne kadar da çektiler gibi bir yere hem anlatan kişi tarafından hem karşı tarafından böyle bir yere yatırıldığında ben açıkçası çok rahatsız oluyorum. Evet problemler var. Bu problemler anlatılır ve çözülebilir. Çözüm önerim varsa bunu sunabilirsin ama hep böyle zavallılık bana çok şey gelmiyor. Yani Melih'i izlemedim. O kendisi de bunu yapmış olabilir. Buradan bazen de mecbur kalıyoruz. Oradan kendini kotarabiliyorsun. Özellikle ilk açıldığında ya da birazcık özgüvenin yerine gelmesin için zaman gerektiğinde maalesef oraya yatırmak durumunda kalıyorsun. Bazen farkındasın ya da farkında değilsin, bazı roller yapmak zorunda kalıyorsun. Ama genel itibariyle özellikle bu sosyal medyada yapılan şeylerde hep böyle o acındırılacak yere ya da sansasyon yaratacak yere ya da ayarsız yere çekilmeye çalışılıyor maalesef. Senin bu agitasyona yaklaşımın öznel olmak dışında şöyle bir sorun da taşıyor gibi geliyor bana bu konuda. Translara, eşcinsellere karşı yaklaşım açısından ne dersin? Yani öyle bir empati kurma çabası gerçek olabiliyor mu? Yani hakikaten o söylediğin bütün agitasyon yapıldığında özellikle bunu karşı tarafı buradan işte kamuya, halka neyse daha tırnak içinde anlaşılır kılma çabası hakikaten kalıcı bir sonuç veriyor mu? Olabilir mi yani? Öyle? Yani kişinin neyi ne kadar izlediği, ne kadar etkilendiğiyle çok alakalı. Benim de öyle videolarım var. Atıyorum işte 50 dakikalık bir videoda bir an gerçekten duygulanmış ve gözlerim dolmuşsa o an etkileyebilir. Bir tanesinde şarkı söylediğim, bir tanesinde beğenmediğim soruya şakalı bir cevap verdiğimde, gözümü devirdiğimde, bir şey yaptığımda farklı farklı insanları etkileyebiliyorsun. Yani birincisi senin ne hedeflediğin, artık karşı tarafın ne yaşadığı, senden ne beklediğiyle alakalı. Bazen çok nefret doluysa insan, o videoyu izleyen kişi, ne anlatırsan anlat, parende de atsan, ne bileyim ağlayıp zırlasan da çok güçlü bir yerde de dursan karşı tarafı etkileyemeyebilirsin. Ama insanların kendi hayatından zorluklarla bağdaştırdığı yerler daha etkili oluyormuş gibi geliyor bana. Ya da sevinçlerle, fark etmez. Yani benim mesela Küründen Kabare oyunumda bir müzik kutusu mevzu var ve ben bunu gerçekten bir trans arkadaşım şeyinde hissetmiştim, duymuştum. Benim oynadığım karakter, babası ona müzik kutusu almamış ve müzik kutusu olmadığı için yetişkin olduğunda bir sürü kendini alıyor sürekli gibi bir mevzu anlatıyorum. Ama mesela bir gün bir kadın çok etkilendiğini söylemişti bana kuliste. Ben de ona da hani olmadı galiba demiştim. Tam tersi, ona da babası müzik kutusu almış. O orada bir mutluluk yaşamış ve hani belki de şey diye düşündü. Ya müzik kutusu dediğin nedir ki? Bana bak 5 yaşında babam aldı ve ben evet bundan çok mutlu olmuştum. Bu karşımdaki kişi bu mutsuzluğu veya bu travmayı ömür boyu yaşamış gibi bir yerden de bağ kurmuş olabilir. Bazen neyi nasıl yakalayacağını bilemeyebiliyorsun anlattığın kişinin. Ama ben toplamında doğallığın, gerçekliğin, doğallık dediğimiz şey aslında gerçekliğin etkili olduğunu düşünüyorum. Sana sinir de olsa karşı taraf, sen gerçeksen, gerçek olduğuna inanıyorsa orada bir durup düşünebiliyorlar. Bazen çünkü o yeşil diye düşünüyor senin rengini. Sen hayır ben sarıyım diyorsun. Ama onu gerçek söylediğini, senin gerçekliğine inandığında bir durup düşünüyor. Acaba yeşil değil mi bu ya diye düşünüyor. İnanır inanmaz. Kararı değişir değişmez başka bir şey ama o gerçeklik bence çok satan bir durum diye düşünüyorum. Teması çok daha kolay kurabileceğini ben de düşünüyorum. Hani ne kadar sert olursa olsun. Biraz Mademoiselle Coco'dan bahsedelim istiyorum. Nasıl hayat buldu kendisi? Bize biraz anlatır mısın? Ya Mademoiselle Coco'nun geçen gün bir mevzuya böyle ukala bir yerden cevap vermek istediğimi şey yaptım. Yani Mademoiselle Coco'nun bendeki karşılığı 27 yılım.
Yani böyle ben bunu çok hafife alıyorum. Ya bu benim zaten yeteneğim. Ben çok konuşuyordum, gevezeydim, işte patavatsızdım. Bunları da buraya taşıdım gibi bir şey düşünüyorum ama hayır. Ben 15 yaşımdan beri sahne yapıyorum. Profesyonel olarak sahneye çıkıyorum. Hiç ortada palyaço görmediğin zamanlarda palyaçoluk yaptım. Makyaj malzemesini, aksesuarlarını bulamadığın zaman da kendim üreterek bir şey yaptım. Sokağa çıkmanın o kadar güvenli olmadığı zamanlarda sokağa çıktım. Tıpatıp şov yaptım, peruk bile yoktu. Kafama Orlon'dan peruklar yaptım. Olamayacak yerlerde kendimi var ettim. Olamayacak şartlarda çalıştım. Daha burada nasıl çözebilirim? Işık yoksa böyle mi yapabilirim? Seyirci bana eğer küfrederse, karşı tepki verirse ne yapabilirim gibi birçok şeyi defalarca deneyimleyerek hep bunlara bir çözüm bularak getirdiğim bir yerde. Mademoiselle Coco'nun aslında gerçek start alması 9-10 yıllık bir mevzu. Madame Margot diye bir projede çıktı. Ama o zaman da ben hani doğaçlama gittiğim bir yer ne yapabilirsem ben böyle bir şey yapabilirim. Kalçası böyle olsun, göğsü böyle olsun, saçı böyle olsun, böyle yapsın, böyle bir tavır edinsin diye söylediğim şey o anda aslında uydurduğum bir şey değildi. Öncesinde bir sürü planladığım şeyler vardı. Kalça protezim için işte atıyorum Amsterdam'da bir drag queen izlemiştim. Jennifer Hopalez diye. Onun böyle çok küçüktü kalça protezi. Şimdi mesela yeni drag queenler ya da insanlar RuPaul'dan görüyorlar. O kalça Evet. protezler artık var. Ama o zaman yoktu. O Jennifer Hopalez'de böyle çok küçük bir formunu görmüştüm. Onun daha büyüğünü hayal etmiştim o zaman. Ve yaptım. Bir ara mesela Mademoiselle Coco'dan önce Basena diye bir karakterim vardı. Asena'dan esinlenip böyle çok büyük basenleri olan yeteneksiz ama iddialı bir oryantal karakterim vardı. Ama böyle kat kat çorap giyip içini pamuklarla işte bir şeylerle doldurduğum bir formu vardı onun. Sonra Mademoiselle Coco'ya geçince o formdan yavaş yavaş vücuduma özel olarak yapılmış süngerden işlenmiş bir heykeltıraş tarafından yapılmış bir yere evrildi. Yani bunların hepsinin bir geçmişi var. O an orada böyle olsun dediğimde de yani ben Amsterdam'a gidip Jennifer Hopalez'i görmeseydim de belki bunu düşünebilirdim. Ama gördüm. Onu aldım, büyüttüm. Bir başkasının saçını beğeniyordum. Bir başkasında böyle mi olsa diyordum. Mademoiselle Coco'nun şu anda mikrofonda yaptığı tavrı zaten bizim drag queenlerin dolanma diye adlandırdığımız interaktif mikrofonsuz seyircinin içine girip beraber eğlendiğimiz anlarda yaptığım tavrımdı zaten. Şakalarımın stili, komedi, matematiğim hep oradan kalan bir şey. Normal tiyatroda da o matematiği kullanıyorum kendim bir iş yapıyorsam. Onların hepsini eşittir. O yüzden bir 27 yılı var Mademoiselle Coco'nun. Ben 42 yaşındayım. Ama hani resmi olarak baktığında da 10 yıllık bir geçmişi var. 27 yıl ne demek? Kolay değil yani, dile kolay ya da hani bir karakter üzerine çalışma ve onu geliştirme, var etme. RuPaul Show'u da bayağı bir ben de izledim. Çok biraz oradan da ben de mesela hani soruları sorarken ilham aldım aslında. Yani hakikaten şeyi düşündüm, acaba Mademoiselle Coco için sen bir günü nasıl geçiriyorsun? Nasıl hazırlanıyorsun? Bize tam bir gününü anlatır mısın? Yani benim birazcık yoğun geçiyor Mademoiselle Coco mevzum. Çünkü bir gecede 3 tane mekanda çalışıyorum. O 3 mekanda birbirinden farklı Ne konseptler. kadar süreler sahnenin oluyor? Üç mekan kolay Hepsinde değil. farklı. Şöyle, Mademoiselle Coco ilk güne Dada Salon Kabare'de başlıyor. Eğer bir iş günü ise o gün. Orada oynadığımız tiyatro oyunları var ve tiyatro oyunlarının öncesinde de piyesle, başka bir tavırla kapıda insanları karşılayarak ve onları yerlerine oturtarak ama bir süre sonra orada bir işletmeci rolünde, bir yer gösterici gibi bir süre sonra mikrofonu var ve her şeye sataşarak ışık neden böyle, müziğin böyle, ay çok bayıldım, seyirciye bırak artık o telefonu, bak gergedan koyduk tavana, buna bak, böyle bir sanatsal bir yere gelmişsin gibi küçük küçük laflar böyle atarak insanların bir saniye ne oluyoruz, nereye geldik dediğini sorguladığı bir yer. Sonra oyun başlamadan önce bir müzikal şarkı okuyorum. Ah Bir Star Olsam diye bir şarkım var. Aslında Ah Bir Zengin Olsam şarkısının Mademoiselle Coco'ya uyarlanmış hali. Sonra bir 10 dakika, 15 dakika seyircinin biraz moduna göre doğaçlama, onlarla takılıp şakalaştığım bir durum. İşte oyunu anlattığım, işte Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası ya da Harem Kabare'de böyle bir ortamla berabersin. Hani standart bir tiyatro deneyimi değil. Şunu yapabilirsiniz, böyle davranabilirsiniz vesaire diye.
oyun künyesinden bahsettiğim, sonrasında da ay hadi biraz neşelenelim diye hiç aslında o mekanda uyuşmayan lingo lingo şişeler gibi bir şarkıyla ben burayı pavyona çevireceğim falan deyip patronum da hani meşhur birisi ve onun ismine zaten aslında genel olarak seyirci geliyor. Beni bekledikleri için değil. Biraz ona laf atarak işte Okan Bayülgen, evet biliyor Okan Bayülgen. Tabii. Evet. Yani işte Okan burayı işte sanat mekanı yapmış. Yok işte yerdeki karolarımız bile Fransa'dan geldi. Ne gereği var? Pavyon yapsak bu kadar kazanırdık falan gibi böyle insanları yumuşatan bir ön oyun yaptığım bir durum. Sonra zaten benden sonra Okan Bayülgen'i sunuyorum. O da bir açılış konuşması yapıyor. İnsanlarla bir şey yapıp oyunu sunuyor ve oyun başlıyor. Bazen kendi oynadığı oyunlarda da hiç sunmadan direkt oyunda görüyorlar. Dada Salon böyle başlıyor. Yani orada yarım saat kadar bir sahne yapıyorum. Sonraki gittiğim mekanlar değişiyor. Daha çok böyle yemekli restoran, gazino, modern meyhane denilen yerler. Orada da iki tane stilim var. Bir tanesinde tek başına program yapıyorum. Çıkıyorum sahneye ve bir şarkıcı performansı gibi. Tabii ki o doğaçlama şakaların olduğu. Kendimi buz kırıcı olarak tanımladım. Çünkü insanlar bir eğlence mekanına gitse bile hep böyle bir statülerimizle gidiyoruz. Ama bu sadece işle ilgili. Ben işte ağır ceza hakimim. Ben doktorum. Benim mesleğim kutsal. Anneyim, babayım, işte Diyarbakırlıyım falan gibi böyle şeylerimiz var. Evet. Onlar rahat hisse. Ben onlara diyorum ki yani, tamam anladık. Böyle seni engelleyen bir şeyin var. Hani alt metinde bunu söyle. Bunu bir kenara koyabilir miyiz? Hadi eğlenelim. Ve şey yapıyorum. Ya siz burada zaten bu işte bu şarkı çaldığında çıkıp kendi kendinize oynayacaksınız bir süre sonra. Benim amacım bir sinerji yaratmak burada ve beraber eğlenmek. Gerçekten öyle oluyor. Yani özellikle böyle işte tırnak içinde aile mekanlarında çalıştığım için bir queer performans sunmadığım için, ana akım eğlenceye bir şey sunduğum için her masanın beraber eğlenmesini sağladığım bir durum oluyor. Benden sonra şarkıcı varsa bazen ünlü ya da ünsüz şarkıcılar seyirciyi yükseltip onları hazırlayıp şarkıcıyı bırakıp gidiyorum. Zaten eğleniyorlar gibi bir durum. Veya şov ekibim var. Onlarla şov yaptığımız işte Lady Gaga'sından Liza Minnelli'sine, Yıldız Tilbe'sine, Zenne Show'una kadar şovların olduğu tamamen eğlenceye yönelik bir iş yapıyorum. Oradan sonra da gece kulübe gidiyorum. X-Large kulübe. Kulüpte çalıştığımda da orası bambaşka bir şey. Orada bu kadar konuşmuyorum. Sadece bir şarkı söyleyip açılış yapıyorum, şovu sunuyorum. Seyircinin arasına indiğim işte o dolanma dediğim asıl mevzu böyle 30 santim ayakkabılar giydiğimiz falan. Orada doğaçlama olarak mikrofonsuz yapıyorum. Mikrofonla da MC'lik de yapıyorum. Şarkılara eşlik etmeleri için, bir şey yapmaları için. Oradaki mevzu da ortalama 3 saat süren bir iş. Yani benim aslında böyle bir özellikle hafta sonu başlayan işlerim. Akşam 6 gibi sürecim başlıyor. Makyajla başlayan ve sabah 5'e kadar devam eden bir süreç. Tek standart bir günüm ise 1-1,5 saatlik sahnem var. İşte 1-1,5 saatlik bir hazırlığım var. İşte yolu şuyu bu 3-5 saat çalıştığım bir iş. Kadınlar matinesi yapıyorum mesela. Orada biraz daha mevzu farklı. Orada daha eğlenceye yönelik. Kadınlar zaten çok hazırlar. Bir bahane daha ihtiyaçları açıklar var. Evet. Çünkü oraya onun için geliyorlar. Yani biz eğleneceğiz diye gidiyorlar. Yine tabii onların da biraz rahatlamaya ihtiyacı var. Çünkü karma gruplar oluyor. Özellikle başörtüsü mesela maalesef çok ayırt edici bir fark oluyor insanlar arasında. Bir kere o kadına yüklediği rol itibariyle. Evet. O kadına ben burada şimdi böyle bir şey yapamam diyor. Öteki ben eğlenirsem ne bileyim işte içkimi açıktan içersem şey olur mu falan filan. Orada da bir sinerji yaratma benim göre. Öyle olduğunda da beraber eğleniyorlar. Birbirini tanımasalar bile. Ve onlara şeyi empoze etmeye çalışıyorum genelde. Güvenli bir alandayız. Yani şu an biz bizeyiz. Ve hepimiz birazdan erik dalında göbek atacağız. Kasılmayın. Hep takılırım zaten. Tamam anladık. İngiliz kraliyet soyundansınız. Ama bak birazdan erik dalı geliyor. Sonunda masaya çık. Yani diyelim ki standartta. Hep bu benim için de geçerli. Çıkıp hemen şarkı çalıp göbek atmıyoruz. Öyle canım. Ama hepimizin bir ısınma şeyi bak, var. Bak Koko devreye girdiğinde ben o kadını masanın üstüne de çıkarıyorum. Sonra bahanemiz var ya. Ya ben aslında asla masanın üstüne çıkmazdım. İmkansız ben erik dalında oynamazdım. Mazel Koko yaptı. Ama ben de gün sonunda şununla ilgileniyorum. O oynamayı yaptık mı? O dansı ettik mi? O enerjiyi attık mı? Tamam bitti. Mesela şakalarım böyle dünyanın en iyi şakaları değil. Çok burada çay içiyoruz ve bu kaşık burada da. Bunun üstünden bir şaka yapıyorum.
o anki durumlar üzerinden şakalaşıyorum genel itibariyle. Özel günleri varsa bunu çok önemsiyorum. Doğum günü, evlilik yıl dönümü, bekarlığa veda. Bunlar hayatta bir kere, yani doğum günü öyle değil ama o an hayatta bir kere yaşanıyor ve özel olması için birazcık çaba sarf ediyorum. Hatta uzatmadıysam bir anekdot paylaşayım. Estağfurullah, bunlar için bunlar istiyorum. Geçtiğimiz doğum günümde bir seyircimiz, ben ona 2-3 hafta önce pastası yokmuş mekanda, tanımıyorum hiçbir şekilde, genç bir kız. Onu böyle bir alıp sarlaştırmışım. Genelde yapıyorum işte. Herkesin pastası, 10-15 tane doğum günü, bir tanesinin pastası yok. Bir daha durduruyorum, servisi bıraktırıyorum. Bir başkasının işte adamın üstüne yazmışlar. İyi ki doğdun Abdullah. Kızın adı Melek, onu götürüyorum. Abdullah, ay Abdullah biraz kesin, yazık gariban, para vermemişler falan. Hep böyle şakalarla ilerliyorum zaten. Ona bir daha doğum günü yaptırıyorum. Bütün salona kutlattırıyorum, bir şey yapıyorum. Böyle bir şakayla onun, çünkü hep şey var. Mesela bazen söylüyorsun doğum günde falan. Ya eğlence istemiyorum. Bak sakın pasta almayın. Ama o pastanın alınması bence hoşumuza gidiyor hepimiz için. Yani bazen bir şey pasta almadın mı diyorum, sevgi nasıl yani falan yapıyorum. Ya da abartanla da dalga geçiyorum. Böyle harfler var genelde alıyor, işte Seyhan'ın S'si. Ona böyle 400-500 lira, şimdi belki 1000 lira oldu. Bu saçma şeye bu parayı mı verdim falan yapıyorum. Böyle dalga geçiyorum durumla. Ya da onun yerine bilezik alsaydım. İşte evet, kafalarına böyle bir şey takıyorlar. Onlarla şakalaşıyorum. Ama öyle bir şey yapmışım. Farkında değilim. O kız da benim doğum günüm için böyle bir kız grubuyla gelmiş. En önden masa ayırtırmış. Bana hediye almış. Pasta almış. Sahneye çıktı. Şampanya patlattı. Ben hiç doğum günü falan kutlamıyorum artık yani açıkçası. Çok etkilendim. Çok güzel. Yani şey diye düşündüm. Yani 3 hafta önce tesadüf karşılaştığımız yerde ben nasıl bir fark yarattım sende ki bana hediye alacak, pasta alacak, ne bileyim işte şampanya patlatacak kadar. Bu sadece maddi güçle ilgili bir şey değil. Değil tabii. Ona değer biçmekle ilgili bir tabii. Şey. Tekrar o mekana gelip benim doğum günümü kutlayacak kadar, böyle şeyler beni çok mutlu ediyor. Ve bu anlar için gerçekten yaşıyorum. Mesela özellikle yaşı geçkin insanlara, hani yaşı genç, orta yaş üstü insanlardan bahsedelim. Onlar bazı şeyleri yapamayız gibi bir düşüncede oldukları için özellikle onlarla çok ilgileniyorum. Diyor ki işte 30. şeyimiz, evlilik yıldönümüz, kalkın dans edin. İmkansız dans etmezler. Unutmuşlar artık dans etmeyi bilmiyorum. Ama o kadar özelleştiriyorum ki servisi durduruyorum. İnsanlara diyorum çatal kaşığınızı bırakın. Onları çıkarıyorum sahneye, üstlerine ışık yaktırıyorum. Ne bileyim işte kırmızı ışık, ya varsa mekanda gül, işte bir şeyler, maytaplar falan, herkesin eşlik ettiği bir an ya, çok özel an olduğunu düşünüyorum. Ve bazı kırılma noktaları olduğunu düşünüyorum. Yani ne bileyim 50-60 yaşında bir kadınsa, kadınlar matinesi ise, diyelim ki orada gogo boy varsa, görmemiştir o yaş grubu gogo boy gibi bir eğlenceyi. Seksüel hiçbir şey yok aslında. Vücutlu bir erkek çıkıyor ve kadına dans ediyor. Kucak dansı değil ama o tarzda bir şey yapıyor. Ama yani aslında bak ne seksüel bir durummuş gibi oluyor. Biz işte gençler, ben de artık 42 yaşındayım ama 30 yaş grubu, kız grubu bir yere gitsek, bir partilediğimiz mekana öyle gogoları çıkarsak onun vücuduna, bu seksüel bir yanı var. Var. Tabii ki. Ama 50-60 yaşında kadının, onun çocuğu yaşındaki birinin, bir genç bir çocuk, böyle bir şey ya da ne bileyim işte öyle bir an yaratmaz ama muhakkak şakalı bir yerden yapıyor. Ya bir kere deneyim yani. Diyor ki kız rahat ol. Nerede bunu göreceksin? Daha nasıl olacak falan. Bazen utananlar oluyor, bir şey oluyor falan. Ama o anı yaşatmış oluyoruz. Benim genel olarak kendimde kurduğum şey. O an oraya gitmişsem o anı biraz standarttan farklılaştırmış. Zaten mesela kadınlar matinesinde kendi kendine de oynayacaklar. Evet. Ama orada birkaç şakayla bilmem neyle, şimdi anlatmayayım ama böyle kocalarını arattırdığım bir şaka yapıyorum, görüntülü bir şey yapıyorum, böyle koca kontrolü yaptığım bir iki bir şey. Böyle atraksiyonlar buluyorum bazen ve şeyden mutlu oluyorum. Genelde ben balık burcu olduğum için herhalde duştayken böyle şeyleri düşünüyorum. Üstüne düşünmem ekstra gittiğim işin. Çok böyle kurumsalsa, bir şeyse o kurumla ilgili bilgiler ediniyorum. Ya da ne bileyim geçen gün dişçilerin kongresini yaptık. 250 tane diş doktoru gelecek. Tabii ki burayı biraz öğrenmem gerekiyor. Öyle şeyleri ayrıca cebime atıyorum ama genelde planlamıyorum. O anda yaşıyorum. Yaptığın şey çok sosyolojik bir şey yani. O bakımdan hani sürekli beslenmek, takip etmek hakikaten bayağı ekstra bir iş yani. Gazetecilik gibi yani bir araştırma falan yap. Şöyle sonra genel olarak içeriği de değiştiriyorum. Yani atıyorum pandemi öncesinde daha kabare şarkılar, kantolar okuyordum.
bilinen şarkıları söylemekle ilgili bir tribim vardı. Diyordum ki herkes zaten isyan söylüyor, ben niye söyleyeyim? Erik Dalı'nı zaten söylüyor. Ben mesela Erik Dalı yerine İzzet Altınmeşe'nin Düğümeli şarkısını söylüyordum. Hiç böyle bilindik bir şey değil ama söylediğinde iç ritmi yükseliyor. Şakası var. Ya da mesela unutmuşuzdur, Menşure Hanım söylüyorum. Ama çocukluğumuzda kulağımıza muhakkak çalınmış bir şarkıdır, biliriz falan. Evet. Duyduğu anda iç ritmi yükselen şarkılar gibi bir tribim vardı. Sonra dedim ki ya pandemiyle beraber işte Ankara vesaire böyle Anadolu'ya açılınca ve oradaki eğlence kültürü İstanbul'dan farklı olunca dedim ki kendi kendime neyin tribini yapıyorum? Bununla mı eğleniyorlar? Tabii ki yapabilirim. İsyanı Halil Sezai de söylüyor tabii ki. Ama ben söylediğimde başka bir şey olacak. Ben zaten orada işte o isyan deyip es verdiğimiz yer için bile şakam var. Durdurup bir daha söyletiyorum. Rezillik çıkarıyorum. 100 kişi varsa salonda 100'ü birden orada isyan diye bağırmayınca 99'u yapıyor diye birisi yapmıyor. Gidiyorum neden? Ömründe isyan diye bağırmayacak birisi. Onu oraya zorluyorum. Ama tabii aslında onu zorlamadan. Onu bize katmaya çalışıyorum. Yapabilirsem ne mutlu bana, yüzümüz birden aynı şeyi yapıyoruz. Ya da lingo şişelerde kaldırın elinizi böyle yapın, otel animasyonu. Hani çok uydurup ama eğlenceli diyorum. Mesela bunu böyle satıyorum ve onlar da yapıp evet eğlendik diyorlar. Belki hiç eğleneceği bir şey değil elini böyle yaparak mesela. Hani böyle anlar yaratıyorum ve içeriğimi gerçekten değiştiriyorum. Şimdi ben mesela evime bir stüdyo kurdum. Dışarıda gidip şarkı yapıyorum ve istediğim şeyler genel olarak olmuyordu. Atıyorum piyasa, 100 tane piyasa şarkım var artık. Hala her gün üstüne ekliyorum. Bir şey duyuyorum, onu yapıyorum. İşte Bolu'ya gittim geçtiğimiz gün. Boluluyum Bolulu diye bir şey araştırdım. Şarkı buldum. Bolulularını da çok sevdi. Aslında çifte telli olan bir şarkı. Onu hemen repertuarıma attım. Gittim oraya söyledim. Yıkıldılar. Yani böyle anları, bunu yapmak, onu kendimce, aa iyi ki bak bu şarkıyı buldum, bunu da söyledim, çok güzel oldu diyorum ve oradan mutlu oluyorum. İşimi zaten bu mutluluk üzerine kurduğum için duruma ve oranın tarzına göre biraz şekil alıyorum. İşte söyleyeyim, Dada Salon'da The Piece'de çalışıyorum. Öbür tarafta daha az solist gibi bir kostümle çalışıyorum. Kulüpte daha kulüp kostümüyle çalışıyorum. En basit haliyle bile. Ya da işte Kadınlar Matinesi'nde başka bir şey oluyor. Bazen ciddi sunuculuk yaptığım, ne bileyim müzayede sunduğum işler var falan. Böyle büyük yarışmalar yaptığımız büyük prodüksiyonlarda çalışıyorum. Daha kapalı işler onlar ama öyle işler yaptığımda farklı stillerde işler yapıyorum. Bu farklılık beni rahatlatıyor açıkçası ve hoşuma gidiyor. Ez cümle aslında söylediğim şey 27 yıl öncesinden kurulan bir şey. 10 yıl önce start alıp hala her gün bir çizgisi muhakkak var, değişiyor. Arada kalın çerçevemi dış müdahaleler sebebiyle bozdum. İşte Alaturka'yım ben çok fazla. Alaturka söylüyorum. Ya Apop Orkestra kur. Orkestrayla çalışıyordum. Çok baskı yaptılar. Ben de dedim ki belki doğru söylüyorlar ve ben yanılıyorum. Trip yapmasa ya. Bırak bunu. Denedim. Korkunç oldu bence. Sound çok iyiydi. Orkestra çok iyiydi. Ama ben hiç eğlenmedim. Ben eğlenmeyince seyirci de eğlenmedi. O yüzden mesela onu bıraktım. Kendi çerçeveme geri döndüm. Kalın çerçevesi var. Mesela asla küfretmiyor Matmazel Koko. Bunu ahlakçı bir yerden yapmıyorum ama küfürle şaka satmak istemiyorum. Seyirci yapsa bile engelliyorum. Biraz da etkili olduğunu düşünüyorum. Yani beklenen şey bu. Drag Queen LGBT artı birisi yapıyor zaten bunu. Kesin bize işte böyle küfürlü şaka yapacak. Şöyle yapacak. Elindeki mikrofonu, bu mikrofonda elime büyük geldi diyecek. Demiyorum. İmalı şakalarım muhakkak var. Tarzı itibariyle zaten böyle yaptığım işin. Ama %99.99 asla küfür etmeden bir iş yapmaya çalışıyorum. O da karşı tarafta bir fark yaratmak için yapıyorum bunu. Şimdi anlattıklarında kafamda birkaç şey canlanıyor. Biri hani Mademoiselle Coco özelinde işte komedi var, müzik var, yani mizah var, müzik var, oyunculuk var. Pek çok şey var. Böyle bir sahne şovunu, bir drag gösteriyi yapabilmek için mesela oyunculuk ya da tiyatro eğitiminin olup olmamasının sence ne kadar rolü var? Bence muhakkak etkisi var. Şimdi yeni yeni RuPaul mevzundan sonra da görüyoruz.
Drag performans sanatçıları. Evet. Bir kere RuPaul'da gördüğümüz şeyi çok gerçek zannediliyor olması bana şey geliyor. Yani gerçek hayatın içerisinde o şovu sattığında öyle bir şov yok. Tabii ki var. O prodüksiyon yok. Hmm. Yani ben oradan birkaç starla da karşılaştım. New York'ta da karşılaştım. Bilmem nerede de. Orada yaptığı prodüksiyonu orada satmıyor zaten. Lips diye bir dükkan var New York'ta. Cahide'nin daha küçük bir prodüksiyonu. Doğum günü moğum günü kutlanan bir yer mesela. Oraya gittim izlemeye. Herkes böyle standart bir kostüm giymiş. Hmm. Bir tane MC var. Çok tatlı, şakaları güzel olan. Böyle çarkı felek gibi bir oyun oynatıyor. Orada daha doğrusu tombala gibi bir oyun oynatıyor. Kızlar da orada çalışan drag queenler de çıkıp şov yapıyorlar. Ama mesela bizde durum şu. Seda Sayan taklidi yapacaksan. Hadi onu tıpa 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 yap deyince bir böyle dişini çıkarırsın. Varır mısın bu gece dersin. En basiti. Onun saçını takarsın. Onlarda öyle bir trip yok. Çıkıyor mesela böyle görünüyor. Varır mısın bu gece kaçmaya da playback yapıyor iniyor. Şov bu kadar. Finalinde hepsi birer otriş alıp toplu bir şov yapıyorlar bitiyor. Bu bence oradaki MC bir özelliği olan özelliksiz bir şov bence. Sonra ben bunları RuPaul'un bir fuarı var. Drag fuarı yapıyor. Orada gördüm. Lips diye bir dükkan. Bir daha döndüm. Bu benim izlediğim şey mi dedim standla. Olay kostümler. Lips ya. Dudaktan böyle kostüm yapmalar. O makyajlar, peruklar yıkılıyor. Dedim ama siz böyle bir şey satmıyorsunuz. Hani ben gelsem sizi burada görsem sonra iş yerinize gelsem bambaşka bir şeyle. Yani o yüzden RuPaul'da gördüğümüz şeyin orada gerçek hayatta olduğunu düşünmüyorum. Ha. Orada starlaşanlar var, muhakkak onu oraya taşıyorlar. Evet. O zaman bütçeler, her şey değişiyor. Şimdi bizde de özellikle genç kuşak orada görünce her şeyin o makyaj yapmak olduğunu zannediyorlar. Hayır, RuPaul'u da izlediğinde onlar kostümü yapmak zorunda, şovunu tasarlamak zorunda, makyajla, saçla bilmem. Biz de makyaj yapıp sadece sahneye çıkıp olabileceğini düşünenler var. Öyle olmaz. Bir şey yapıyor olman gerekiyor. Yani bence drag performanslar, ya çok iyi şarkı söylüyor olmalısın. Daha doğrusu bir şarkıyı satabiliyor olmalısın. Sesin kötü olsa bile bunun bir şeyi olmalı. Ya bir oyunculuk performansı sergiliyor ya dans ediyor olabilmelisin. Bence. Ya da ilginç bir şey yapıyor olmalısın ki bunu satabilesin. Maddi anlamda satmaktan bahsetmiyorum. Seyirciye satmaktan. Bizim mesela şimdi queer ortamlarda da yapılıyor. Bunların bazıları daha deneysel şeyler tabii ki ama orada işte tişörtünü çıkarsan alkışlıyor seyirci. Ama seyircinin alkışlaması bence her zaman bir kriter değil. Bu benim için de geçerli. Ben bazen sahneye çıkıyorum. Seyirci alkış kıyamet çok güzeldi diyor. Ben ama o günün olmadığını biliyorum. Sınırımı biliyorum. Yapabileceğimi biliyorum. Orada otomatiğe bağladığımı biliyorum. Başka bir şeyle uğraşırken burada otomatik bunu çeviriyorum. Bu biraz oyunculuktan gelen bir şey. Oyunda da öyle. Tek kişilik performans da yaptığım için, tiyatro oyunu da yaptığım için biliyorum. 1,5 saat ben orada 30 sayfa metin satıyorum. Her cümlende bir mimiğin var, bir jestin var, bir tonun var. Bunları satarken bir yandan düşünüyorsun. Işıkçı niye bu soldaki ışığı yakmadı? Seyirci kalktı, hayırdır, sıkılıyor mu şu anda? Hmm. Ne oldu? Aa, oradaki kolon düştü. Ses mi gelmiyor? Mikrofonu mu böyle oldu? Karnım guruluyor. Bunları düşünüyorsun. Bunları düşünürken oradaki o problemleri çözmeye çalışıp bir yandan oyunu satıyorsun. Bu oyunu satarken gülüyorsun, ağlıyorsun, bir şey yapıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Buradan gelen deneyimi o sahneye aktardığında, çünkü çok büyük prodüksiyonlarda çalışmıyorum ben. Orada oluyor yani. Sen mesela daha ilk çıkmışsın, şarkı satacaksın, garson gelmiş önünde durmuş. Oluyor. Hani olmaması için sürekli mekanlarında şey yapıyorsun ama servis yapıyor. Bir Bülent Ersoy tribinden bahsetmiyorum. Şimdi sen gel benim önümü kesip seyirciye karşı ona yemeğini versen, o yemekle ilgilenir. Sen orayla, garsonun benimle ilgilenmediği bir yerde ben ilk şarkıda seyirciyi elime almalıyım. Yani bir kukla gibi onların hepsinin ipini tutmalıyım. Yoksa kalk bunu yap şunu yap diyemem ki. Sen onu yaptığında ne oluyor? Beni engellemiş oluyorsun. Orada onun tribini düşünürken şarkıyı söylüyor olabilmeliyim. Bir yandan tamam buradaki seyirciyi kaybettim ama şuradakine ne yapsamı görmeliyim. Yaptığım şaka buraya acaba sorun olur mu? Dokunursam adam bundan rahatsız olur mu? Karısı kıskanç mı? Bana buradan mı yaklaşacak gibi 1000 tane şeyle uğraşıyorsun. Onu satabilmek oradan mesela. Ben hani tiyatroda Engin Alkan'la 3 tane projede asistan olarak çalıştım.
sadece onun projelerinde asistan olarak oturduğumda bile çok şey öğrendiğimi bugün görüyorum. Engin Alkan'ı da çok severim evet, bu arada. Sevgilerimizi göndeririz buradan birlikte. Ben de çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Yani bunu kendi yaptığım oyunda da gördüm. Muhakkak orada şey oluyor. Bazen şöyle oluyor. Sahneye çıkacağın zaman kuliste bas bas bir bağırış çağırışla çıkıyorsun. Nasıl sesimi açmazsın? Bu nasıl böyle olur? Ya da oradaki bir performansçı niye giyinmedin 5 dakikan var diye bağırırken şarkın giriyor. Matmaze koku ben geldim diye girmen gerekiyor. O sahteliğini atabilmelisin. O anda çok sinir oluyorsundur. Patronla kavga etmişsindir, bir şey olmuştur falandır filandır ama o rolü yapabilmelisin seyirciye. Bak bir star geldi. Ne kadar mutluyum burada olmaktan. Birazdan sizi böyle eğlendireceğim diye o enerjiyi gönderme. Bunların hepsi tabii ki oyunculukla ilgili bir şey. Herkese yapmak zorunda mı? Hayır. İyi dans ediyorsundur, çıkarsın. Lip sync yapıyorsundur, çıkarsın, yaparsın. Herkesin bir tarzı, tavrı var. Bir yerden parlatman lazım. Muhakkak ama oyunculuğu olan hani profesyonel olarak oyuncu olmasa da oyunculuk yeteneği olan drag queenler biraz daha şey, mimiği doğru satıyor bir şey. Mesela bazen şarkıya playback yapıyor. Soruyorsun ne anlatıyor şarkı? Diyelim ki İngilizce ya da İspanyolca bilmiyor. Bilmediği şeyi nasıl anlatacağım? Anlatabilirsin, bu da bir tarz. Şarkıyı söyler geçersin. Ama bilirsen orada bir aşk hikayesinden mi bahsediyor? Bir şehrin kurulmasından mı bahsediyor? Ya da ne bileyim ihanetten mi bahsediyor? Yüzüne, ruhuna, her şeyine yansıyacağı için doğru satarsın işi. Ya da kurgularken, atıyorum yağmur altında sevişmeyi anlatıyorsa şey, belki orada kullanacağım bir şemsiye, bir işte şimşek sesi, bir şey, o tavır, yağmurdan saklanmaya çalışıyor olmak artı bir şey katacaktır. Bir oyunculuk yönün varsa bunu bir araştırıp da biliyorsun, ona göre şey yapıyorsun. Kısacası evet etkili oluyordur diye düşünüyorum. Peki yine bu işte yani ne bileyim işte şıkır şıkır salonlarda da işte ne bileyim düğünlerde de çeşitli partilerde de kadın matinelerinde de bambaşka şekilde aslında yeniden yaratıyorsun karakterini. Burada otosansür ne kadar devrede ve bunun hani bir o mesela dediğin aile mekanlarında yaptığın şakalar gösterine etkisi ve işte atıyorum ne bileyim işte dada salonunda yaptığında nasıl pozisyon alıyorsun? İkincisi senin işte yani işte bir LGBT'yi birey olman ekstra bir sansür, otosansüre sebep oluyor mu sende? Benim tarafımdan. Evet senin tarafından. Tabii ki oluyor. Yani çok özür dilerim yani işte atıyorum Okan Bayülgen yapsa bu şakayı bir şey olmaz ama ben yapsam başka yere gider gibi tabii, bir kaygı duyuyor musun? Tabii ki sadece sahnedeki şaka değil ki o mekanla ilk çalışmaya başladığında da yani ister istemez ciddiye alınmakla da ilgili. Ben şimdi bir mekanla görüşmeye giderken bir kere belirli şeylerim var. Benimle görüşmek isteyen birisi olduğunda ilk şunu söylüyorum ben bir dansçı ya da drag queen kastından çalışmıyorum. Bunu dansçıyı, yani dansçıyı aşağılamak için, drag queen'i aşağılamak için söylemiyorum. Solist kastından çalışıyorum diyorum. Diyorum ki yani aslında Sibel Can'ı çağırdığınızda nasıl davranacaksanız bana da böyle davranacaksanız. Yaptığım işe buradan. Öbürü de dansçı çıksın ya buna da sahne yapmaya gerek yok, ışığa gerek yok. Bunun üstünde böyle oynayıversin. Hadi sen çık bize burada 10 dakika küfür et yeter gibi bir yerden. Drag queen'i zaten ayarsızdır. Böyle olur işte tuvaletin orada bilmem nerede de giyinir gibi bir yerden yaklaşılmasını engellemek için yapıyorum. Benim mesela hiç öyle bir tribim yoktur bu arada. Solist, ben solistim tribim aslında yok. Yani tuvaletin orada da giyinirim gerekiyorsa, şartlarımız ona el vermiyorsa. Ama yaptığım iş ciddiye alınmadığında buraya da bir işte bir Lubunya geldi hani kibarca söyleyeyim. Ama işte bir şeyler yapacak asla böyle bir yerde çalışmıyorum. Artık getirdiğim noktada. Eskiden mesela Mademoiselle Coco'dan önce asla göğüs dekoltesi vermiyordum. Çünkü seyircinin algısında abartılı kadın kılığına girmiş erkek bunu performe ediyor olduğu için öyle zannedilmek istiyordum. Ona gülecekler, oradan eğlenecekler diye. Mademoiselle Coco'nun şimdi abartılı göğüsleri var mesela.
Onu başka bir yere yatırıyorum. İşte o mekana girdiğinde de işte garsonundan bilmem neyine kadar herkes senin her türlü şakayı yapabileceğini düşünüyor trans olduğun için. Yani evet gece sonunda bir şey olabileceğini düşünebiliyor. Evet. Her yerde olmuyor tabii ki ama bunları engelleyebilmek için bir kere mekana girdiğinde bir otosansürüm var. Ben aslında eğlenceli bir insanım, şakacı bir insanım bilmem ne yapmıyorum. İşimi yapmaya, iş yaparken de biraz iş koliyim. Ve mükemmelliyetçiyim ve oradan biraz kuruyorum. Çünkü biraz samimi olduğunda işi savsaklıyorlar ve ben bununla katlanamıyorum. Mesela genelde beraber çalışmaya başladığım yerdeki personel önce böyle bir gıcık alıyor benden. Kötü davranmıyorum kimseye bu arada. Bir fark da görmüyorum hiç aramızda. Eğlence sektöründeyiz, o da bir şey yapıyor, ben de bir şey yapıyorum diye düşünüyorum kendi içimde. Ama sonra ben işimi yaptığımda, bazen sadece o gün sahneye çıktığımda ciddiyet değişiyor. Hı hı. Bir saniye burada bir şey oluyor. Burada ciddi bir performansçı, sanatçı neyse işte var ve pardon diyor kendine. Ben bunu çok fark ediyorum. Önüme gelen yemekten bana karşı olan tavra karşı değişiyor. Bu solistik mevzu mesela önceden Kıbrıs'ta çalıştığımda kulis rider'ı dediğimiz bir şey var. Evet. Kuliste bunu istiyorum. Ben aslında hiçbir şey istemiyorum. Kahve içerim, çay içerim, kahvemi de yanımda taşırım, üçü bir arada içerim mesela. Suya ihtiyacım var, dudağıma yeşil sim yapıştırdığım için pipete ihtiyacım var. Obez olduğum için de şimdi artık işte meyve falan bir şeyler varsa isterim. Yani özel bir şey aslında istemiyorum. Mesela ay laktozsuz süt istiyorum demem. Laktozsuz süte ihtiyacım varsa alıp getiriyorum. Yani ekibim varsa ekiptekiler, bensem ben kendim yapıyorum. Kimseye böyle bir şey yapmıyorum. Ama sen Kıbrıs'a gittiğinde, şimdi yeniden Kıbrıs'a başladım, kulis rider'ı gönderiyorum. Bunları istiyorum. Hiç yemeyeceğim halde orada onu istiyorum. Çünkü mesela orada sana oradan değer biçiyorlar. Yani İstemezsen sorun olacak. Bunu getiren garson için de böyle. Şöyle bakıyor işte hani Sibel Can'la aynı kastayım diye söylemiyorum ama işte Sibel Can'ın odasına bilmem ne viskisi gidiyorsa, bilmem şu gidiyorsa, bu gidiyorsa onu solist olarak kabul ediyor ve alakart bir şey istediğinde Sibel Can hemen Sibel Hanım diyorsa mesela benim şeyimde sadece bir su geldi beni ciddiye almayabilir. Aynı o şeye geldiğinde ben de alakart bir şey istediğimde gelebilmeli. Ya da ben personel yemeği yiyeceksem ne var diye soruyorum sen ne olduğunu. Makarna yiyorum. Ben evimde de makarna yiyorum. Benim böyle bir tribim yok aslında. Sınıfsal şeye zaten karşıyım normal. O makarnadan yemek istiyorum. Ama ben bunu ilk gittiğim gün yaparsam, oturup durmadan yaparsam bana hep personel yemeği gelir. O zaman tercihlerim, seçimlerim değişir ve o zaman bana karşı saygı azalır. Uzun işte sahnedeki ışık da kötü olur. Maalesef her şey böyle oluyor. Sesimi aç dediğinde adam açmaz o zaman seni, tınlamaz oradakisi. Gerçekten böyle olmak zorunda. Bunu sahne öncesi de bir otosansür, kendime bir sansür uyguluyorum ve bir rol yapmak durumundayım. Sahnede de benim durumum biraz farklı. Şimdi X-Large'da orası bir drag queen kulübü ve orada ne izleyeceğini biliyorlar. Evet. Geliyorlar ve orada daha rahatım tabii ki. Ama bu iş şakaları orada yapıyor musun? Yani mesela mümkünse yapmıyorum. Orada da şimdi ben hayatımda şöyle bir yerdeyim. Beklenilenin dışında bir şey yapmayı tercih ediyorum. Tabii ki mesela Romence hiç konuşmuyorum. Bazen seyirci de konuşuyor. Ay madilikalık mı kız diyor. İşte gidip Trabzon'da karşılaştığım kız. Hani şey demek, ben de Lubunca biliyorum. Ya da LGBT'yi artayım ya da arkadaşım var demek istiyor. Yapmıyorum. Bir iki deva aman anladık tamam deyip geçiştiriyorum mesela. Bunu Lubunca'yı aşağıladığım bir şey için değil. O an orada onu alacak seyirci yok diye düşünüyorum. X-Large'da da yok. X-Large o kadar queer bir mekan değil. Ana akım bir yer. Sattığımız iş bazen queer. Şimdi ben orada aynı zamanda sahne amiriyim şu anda. Show bazen öyle koyuyor. Kazaki koyuyorsam ama bir de roman show koyuyorum gibi böyle dengelediğim bir yer de var. Kendi içimde de onu dengeliyorum. Ama ilk saçta mesela birisi gelip büyük bir tepki gösterirse karakterime bir şey olduğunda bir problem çıkıyorsa bedenime dokunacak kadar bir müdahalede bulunuyorsa ne bileyim işte kadın kocasını kıskanıyorsa tam tersi ise falan diyor ki bir saniye burası ilk saç bana böyle davran burası bir drag queen kulübü. Beğenmiyor musun? Güle güle diyorum. Ama bunu Dada Salon'da yapmıyorum. Dada Salon'da bana gelmiyorlar. Geldikleri şey bir tiyatro oyunu. Okan Bayülgen. Benimle orada kapıda karşılıyorlar. Ve ilginçtir. Kapıda karşılaştığım 100 insanın 99'u kapıda öyle bir tip olmasına şaşırmıyor.
Aa bir drag queen falan demiyor. Ya böyle tasarımcılar ya böyle queerler geldiğinde beğeniyoruz da ay inanamıyorum yapıyor. Onun için hiç böyle bir yerden yaklaşmıyor seyirci. Hatta beni gerçekten orada çalışan birisi zannediyorlar. Bir süre sonra ben böyle laf sokmaya başladım. Ha bir saniye burada bir show var anlıyorlar. Zaten finalde ben onu oraya taşıyorum, şey yapıyorum. Yemekli ya da işte bir sanatçı ön programı yapıyorsam, atıyorum Cenk Eren'le çalışıyorsam bana gelmiyor ki seyirci, Cenk Eren'e geliyor. Yani bir drag queen'e karşı ön yargılı da olabilir. Bunu da kabul ediyorum. Oraya gidiyorum belirli bir yere kadar tabii. Hiç böyle büyük tepkiyle karşılaşmadım ama yani bir tepkiyle karşılaşırsam bunu tolere ediyorum. Ama genelde onları dahil etmeye çalışıyorum. Bu sezon çalıştığım mekanda bir arabeskçi şarkıcı çağırdılar İzmir'den. Ve kendi kitlesi de geldi doğal olarak. İzmir'den gelen bir İzmir'den geliyordu şarkıcı da. Oradan tanıdığı bir Ağar abi işte gelmiş en öne oturmuşlar. 1 liraysa onlar 10 lira verip o en önde oturabiliyorsun. Ama benim de en öndeyim, en önle uğraşmam gerekiyor gibi bir işimin zorluğu da var. Ben daha kulisten çıktım, şarkı çaldı. Kel bir adamdı, hiç unutmuyorum. Böyle dönmüştü bana doğru. Arkasını döndü. Ya homofobik, ya transfobik, ya drag queenlerle ilgili şeyi başka bir yerde. Tamamen arkasını döndü adam. Bunu gördüm hemen. Sonra ben işte şarkı bitti, şova başladım. En önde olduğu için doğal olarak şaka yapıyorum. Adam asla bana bakmıyor. Ben burada sahnedeyim, böyle duruyor. Arkadaşları bir şey. Sonra ben şakalarımın zararsız olduğunu hep satıyorum seyirciye alt metinde. Ama o gece odak noktam o adamdı. Herkes orada eğleniyor, onları yaptırıyorum. Onunla ilgileniyorum. Bu biraz da aslında adamın orada eğlenip eğlenmemesi, fobisi benim umurumda değil ki. Biraz alaşağı etmek istiyorum bildiği şeyi aslında. Hep ona yönelik çalıştım. Ona yapmıyormuş gibi. Sonra adam döndü bana. Sonra bilmem ne oldu. Sonra ilk yapılan şeydir bu böyle seni queer algıladıklarında. Karşısındaki başka adama hadi buna şaka yap işte bir şey yap. Hani soytarayım ya hani ona bir şey yapacağım. Ben de asla yapmam. Yani o kişi onu satın almıyorsa, benim onunla şaka yapmamı istemiyorsa şey yapmıyorum. Bazen çok ısrar ediyorlar arkadaşına. Bu ilk saçta da oluyor. Gidiyorum diyorum ki gel yavaş ver tribegime çeksinler fotoğrafı diyorum. Böyle özgüvenli poz verelim diyorum şaşırsınlar diyorum. Yapıyoruz. Hiç benimle asla fotoğraf çekemeyecek adam mesela. Çektirdim ne olacak gidiyor. Boş versene diyorum mesela. Ters köşe orada bile ters köşeye yatırıyor. Sonra adam o şakalar onları da almadığımı düzey kelimesi yanlış mı? Yaptığım şakanın ya da yaptığım matematiğin düzeyinin onun istediği yerde olmadığını anladı. Onun beklediği yer buraydı. İstediği yer buraydı. Ben buradayım. Gibi bir şeyi ona sattım. Anladı ve adam bu sefer ciddiyete döndü. Ya bir şekilde ezberleri var aslında yani. Evet. Kodla ve ezberle geldik değil mi? Ve ben hani arabeskçi bir şarkıya geldiği için o adama arabesk şarkı okudum. Dedim ki sen için okuyorum bunu. Yine tavladım. Biraz, tabii. Adam bana şampanya gönderdi. Çalıştığım yerde şampanya bilmem kaç bin lira. Sonra eğlendi. Sonra finale doğru kalktı, oynadı da ettiler de bilmem ne bitirdik. Ben kulise gittim. Peruğumu falan çıkardım. Üzerimi değiştirdim. Şeye gittim. Tuvalete gittim. Geldim. Solist çıkmasına yakın. Solistin arkadaşı ya da seyircisi gelmiş orada anlatıyor. Ben oradayım. Benim matmazel koku olduğumu bilmiyor. Çünkü üzerimi çıkarmıştım. Ondan sonra makyajım var ama tanımadı ya da bakmadı. Ya diyor senden önce çıkan var ya diyor. Ne olduğunu bilmiyor. Çok diyor eğlendirdi diyor. Çok güzel diyor. Onu diyor İzmir'e de çağırsana diyor. Bilmem ne diyor falan filan. İşte bu benim için başarı. Otosansürümün sebebi bu. Öteki taraftan da beklenileni yapmak istemiyorum. Queer eğlenceye alışkın seyirci de gelebilir. Benden onu bekliyorum. Yapmıyorum çünkü başka bir şekilde de eğlendirebildiğimi biliyorum. Stilim bu olduğu için. Başka bir yandan da aktivist olarak da şunu düşünüyorum. Benim orada bir trans kadın olduğumu herkes biliyor. Bilmese de Google'luyor. Mademoiselle Coco kimdir? Görüyor Seyhan Arman olduğunu. Ben onlara beklemediği bir şeyi satarsam, benden memnun kalırlarsa, beğenirlerse genelde öyle dönüyorlar bana mesela bu artı bir yere yansıyor ve bu da şey oluyor. Bir trans kadın olarak çıkıp bir yerde bir videoda biz translar da tırnak içinde söylüyorum. Böyle normaliz sizle aynı izliği anlatmaya gerek yok. Ben onu oradan bağlıyorum. Dönüyor ve algısı değişiyor. Ya ben transları böyle biliyordum. Ha böyle olmayan da var ilk defa karşılaşıyorsa diye söylüyorum. O zaman ha böyle miymiş diyor. Bir transla bir bağ kuruyor. Ben zaten öteki olma mezunu bağ kurmaya bağlıyorum. Mademoiselle Coco
çok fazla benim insanlarla bağ kurmamı sağlıyor. Ben haftada 5 gün, 6 gün çalışıyorum. Bir gece de yeri geldiğinde 3 tane mekanda çalışıyorum. Bu binlerce yeni seyirci demek her hafta. Peki bazen böyle damarına basıldığında işte gündem, oradaki bir ortam, duyduğum bir şey neyse. Bir yandan hani senin metodun sana ait ve buradan bir şey kurabiliyor olmak çok güzel. Ama hani bir başkası da tam tersini yapıyor olabilir ya da üstüne giden, kanırtan. Evet. Hani o fobikliğini böyle gerçekten kanırta ben varım demek de bir yöntem. Ama o onun yöntemi işte. Evet, yani evet. Şöyle. Hayır, yani hiç benimki bu, değil. Buna ihtiyaç duyduğum bir an olmuyor mu? Hayır çünkü olma. Ben orada Lugunyalı'mı satmıyorum. Ben orada şunun bilincindeyim. Ben burada bir eğlence satıyorum. Ve kendim işimi satarken bunu vaat ederek satıyorum. Orada ben cinsiyet kimliğimle var olmuyorum. Yani cinsiyet kimliğimi aşağıladığım için değil. Bir cis kadın olsaydım da onunla orada evet. değilim. Bir cis erkek olsaydım da onunla orada değilim. O karşı taraf beni cinsiyet kimliğimle önce değerlendiriyor olabilir. Ben bir süre sonra onu aşıyorum işte. Başka bir yere taşıyorum yaptığım mevzuyu ve eğlence satıyorum. Onlar da bunu satın alıyorlar. Bunu satın aldığı için işte atıyorum o fobik adam bir dahaki arkadaşlarıyla oraya gelecek. Doğum gününe beni çağıracak. Bilmem neydi bir şey olacak. Bunları sadece para üstünden kurmuyorum ki. Ben onu kazanılmış bir durum diye düşünüyorum. Veya hiç fobisi yok fark etmez. Ben o insanları eğlendirmek zaten benim işim diye düşünüp doğru işi yapmaya çalışıyorum. Eğlendirmemin de bir stili var. Benim yaptığım şeyi varoş bulan da var. Söylediğim şarkılar itibariyle. Eskiden tribe de giriyordum bununla ilgili. Diyor ki bu senin sorunun diyorum. Ben bunu satıyorum. Evet. Yanlış geldiysen yapabileceğim şey yok. Ama yine de mesela şimdi atıyorum New York'u ekledim şeyime. Daha önce canlıda yapıyordum. Seyirciye demek istiyorum ki bak ben size sizin kaliteli say. Türkçe'ye karşı böyle bir önyargısı var insanların. Ankara'nın bağlarıyla eğlenip bunu varoş sayan bir kitleye hitap ediyorum maalesef. Diyorum ki tamam. Sana Fransızca bir şarkı söyleyeyim, okey. Ya da New York söyleyeyim. Çıkıp da söylüyorum. Ciddi ciddi bir yere kadar. Ondan sonra şimdi plebeye de onu taşıyacağım, taşımak üzereyim. Ama bir yere kadar getirip sonra sarkamış yaylaları, oy dügümeli, dügümeliye bağlıyorum. Ve demek istiyorum ki seyirciye bunu da alıyorlar. Ben size bunu da söylerim. Ama benim yaptığım işte orada bir eğlence yok. Burada eğleniyorsun. Bak işin garibi düğüne gidiyorum. Gelin beni görmüş, izlemiş, satın almış. Ve düğün yapıyor. Gelinlik giymiş. Ve yüz bilmem kaç paraya bir mekan kiralamış. Ve sahnedeki sanatçı benim. Ve düğün istemiyor. Diyorum ki nasıl yani? Bana geçtiğimiz günlerde düğünden iki gün önce arayıp damat benimle bağlantı kurmuştu. Avansımı yapmış bilmem ne olmuş. Ya şey acaba siz Seyhan Arman olarak mı sahneye çıksanız? Nasıl yani dedim. Böyle dedim. Problem ne? Önce onu söyleyin. Ya işte falan söylemiyor. Dedim ki net olalım. Şimdi burada bir şey yapıyoruz. Ortak bir şey yapacağız. Sorun nedir? Karısını verdi. Yani gelini. Gelin dedi ki ya işte bilmem ne. Annesi benim kalçamın hemen bir şeyi abartı bulmuş galiba. Hmm. Drag queen olmam problem olmuş. Hmm. Onlar için benim anladığım. Dedim ki Seyhan Arman olarak çıkamam. Çünkü ben Seyhan Arman olarak bunları yapmıyorum. Matmazel Koku olarak. Gösterisi yok. Evet. Matmazel Koku olarak yapıyorum. Ve Matmazel Koku olarak siz zaten beni izlediniz, satın aldınız. Satın aldığınız şeyde problem var mıydı? Yok. Ya işte bizim gelin tarafı, benim bizim aile. Tarafımız, ailemiz. İşte ortalama 60-70 yaşında Karadenizli aile hani. Ama dedim bak siz zaten bu aileyi bilerek beni görüp satın aldınız. Sakınca görmediniz. Dedim size şey yapayım hadi Dada gibi. Döpiyes gibi giyineyim dedim. Öyle bir şey yapalım falan. O ikna oldular okey. O gün oraya gittim. Tabii ki Karadeniz şarkıları ekledim ben şeye. Öbür tarafta bir yandan da hani bir Karadeniz'de bu aile var. Bir taraftan da 30 artı yaş Galatasaray mezunu arkadaşlar var. Kitle çok farklı iki uç. Benden sonra da Mansur Ark çıkıyor sahneye gibi kitle bir... Kitle bayağı değişik. Evet durum. Ama yani gelinlerin böyle bir şey herkesinki gibi olmasın. Ben böyle düğün istemiyorum gibi bir yerdeler. Damatlar da yapabilir. Bir yandan gittim oraya. Karadeniz şarkı prova yapıyorum. Gelin hanım da oradaydı. Gelinlik giymiş. Böyle omuzlarını böyle yaptı. Dedim ki bak omuzlarını oynatıyorsun dedim. Gelinlik de giymişsin dedim. Bu bir düğün dedim.
genelde böyle onları bir yere yatırmaya çalışıyorum. Çünkü daha önce de bir kına yapmıştım. Kınada bir konsept kurmuştum. Gelin boşnak mıydı neydi? Ben de ona adam da diyelim ki Karslı. Seni Karslı yapacağız diye bir kız kınası planlamıştım. Son saniye sahneye çıkacağım vazgeçtiler. Yok biz boşnak şeyi istiyor. Ama boşnağı da uyduruyorum şu an. Misal veriyorum. O baktığım şeylerde bakmıştım, araştırmıştım. Eğlenceli değil. Bir ayna var onlarda. Ayna satın aldım kendim, ekledim falan. Eğlenceli değil. Böyle bir kavga ettim falan organizatörle. Dedim ki ne münasebet böyle sattık konsepti. Dedi ki gelin hanımın düğünü ve o bunu istiyordu. Peki siz bilirsiniz dedim ben de. Şov ekibi var falan. Gelinin şarkısıyla çıktık burada. Hani böyle bizde yüksek yüksek tepeler falan. Dansçılar var, kına kızları var. Kına kızları bile dans edemiyor. O kadar düşün. Eğlencesiz bir şarkı. Hiç kimse eğlenmiyor. Böyle dönülüyor, yapılıyor. Onların ritüellerini yapıyorum. Öğrenmiştim çünkü. Neyse geçelim. Sonra baktım o kadar sıkıcı ki. Ay inisiyatif aldım. Eğildim geline dedim ki. Çok sıkıcı oluyor farkında mısın dedim. Evet dedi. Dedim bana bırakır mısın lütfen dedim. Eğlenelim dedim. Bak bu senin düğünün dedim. Böyle olmaz dedim. Tamam sen bilirsin dedi. Sonra ben ah diye mikrofonu şey yapıyorum. Tamam yeter anladık. Şimdi seni Kars'ı yapacağız. Kars'ı da uyduruyorum bu arada. O memleket üzerinden. Ben bir başladım oraya çevirmeyi. Ve gelin de annesi hostesti. Yani yaşı var. Atıyorum bundan işte 40 yıl önceki hostes bir kadının yetiştirdiği bir çocuk ve aile diye düşünürsek biraz algılayabiliriz nerede olduklarını. Yaptığım işi yaptım. Çok eğlendiler. Sonra bana bin bir teşekkür. Bu bahsettiğim düğünde de gelin de ay falan filan yaptı istemiyor. Damat da düğün istiyor. Bunu da görüyorum ben. yüz küsür tane şarkı da zaten cebimde. Yaptığımız mekan da öyle. Bunlar çıktılar. Nasıl yapalım? Böyle çok heyecan. Dedim ki benimle ilgili kısmında bir şey var. Siz eğlenin. Ben yani işimi yaparım. Size gerek yok. Yormamayı da seviyorum onları. Çıktılar geldiler. Böyle modları düşük gittim. Geline dedim ki ben çıkmak üzereyim. Ne oldu dedim. Şarkılar işte böyle Fransızca falan. Yemek müziği çal. Ya işte eğlencesi değil mi yukarısı dedim. Evet dedi. Tam istediğin gibi ne kadar güzel dedi. Nasıl ya? Dedim böyle istedin. Ondan sonra bak dedim bu düğün gel böyle yapalım. Bana güvenirsen dedim ben senin yaptığın ayarsızlıkla yapmayacağım. Emin ol dedim. Yani dedim açık net söyledim. Varoş olmayacak düğünün dedim. Sen farklılık için beni getirmedin. Bunaca bak dedim ben sana farklı düğün yapacağım. Tamam ne istersen yaptır. Ben çıktım. Tabii ki aslında ne istersen yapacak gibi. Önce bir seyirciyi aldım elime. Annesinin istediğini biraz yaptım. Gelinin istediğini biraz yaptım. Sonra baktım o Karadenizli aile böyle kalıyor. Ve içlerinde bence şöyle düşünüyorlardı. Bu nasıl düğün ya? Nereye geldik? Diye düşünüyor. Ama düğün kurmuşsunuz. Şunu yapsan anlarım. Bir yerde yemek düzenle. Herkes gelsin yemeğini yesin. Orada böyle bir işte ne bileyim idil bile çıksın atıyorum. Okey şarabınızı için bu bir ama düğün salonu gibi artık düğün yapmışız yani. Ve sonra Mansur Ark çıkacak. Senin 60 artı yaş Karadeniz'de ailen Mansur Ark'ın izleyicisi değil ki yani baktığında. Sonra ben yine böyle ah mah diye şey yaptım. Şöyle yapalım mı falan. 1-2 aldım seyirci baktım şey oluyor. Bu sefer mesela aileyi aldım. Düğüne bak. Bir kere dedim dans olacak. Gelin dans da etmek istemiyor. Dans edeceksiniz ve dedim şeyde dans edeceksiniz. Bir Fransızca şarkı istemiyorum ben. Bir şarkısın sen. Samanyolu. 80'lerin 90'ların düğün salonu müziği. Gelinin ama gözleri, her zaman güzel. Gelinin gözleri o çıkardım. Bütün düğün ritüellerini yaptım. Anneyi babayı çıkardım onları onore ettim. Bir çifte telli oynattım. Katıldılar. Onları kazanırken bu arada 30 artı yaş arkadaş Galatasaraylılar bakıyor. Düğüne mi geldik oluyor falan. Sonra onları bağladım. Bilmem ne yaptım. Bir ara dedim ki ya bir sinerji olsun. İsyan söyleyelim. Gelinin gözleri ayrıldı. Benim düğünümde isyan okunamaz. Ama her iki grupta isyanı benle beraber söyledi. Gelinin gazını almak için dedim ki onlar pandemiden önce evlenmişler ve şimdi pandemi dolayısıyla şimdi düğün yapıyorlar. Dedim ki ben pandemiden önce sadece Fransızca şarkılar okuyordum sahnede diye seyirci yan gelin de burada. İnsanlar böyle wow dedi. Hemen beni böyle tırnak içinde kaliteli saydılar. Yalan söyledim. Tamam Fransızca okumuyordum tabii ki. Galatasaraylıları tavlıyım. Tavlıyım dedim. Ama dedim sonra dedim işte Ankara'ya düştüm hayatım pavyon ortamı böyle bunları okuyorum falan. Eğlenceli falan diye. Sonra gelinin samimi arkadaşının annesi geldi. Hani halay çekmeyecek. Halay çekecek mi? Daha neler diye. Gelin adını da unuttum şu an. Onun düğününde halay mı olur? Ay evet çekelim ya falan diye. Ben bu iki grubu birleştirdim. Gerçekten halaya da bağladım. Önce Karadeniz'e bağladım. Karadeniz'e. O Galatasaray takımına da dedim çıkın Karadeniz'i yapacaksınız. Oradan ama delilolara bilmem nelere döndürdüm. Çünkü hepimizin şeylerinde var. Kodlarında var bu. Her
İstediğin ya, kadar Galatasaray yani. Bitir, bilmem nereyi bitir, evet. Fransa şarkılar dinle. Zamanında vardı. İstediğin ve kadar kal. Evet, düğün düğün gibi oldu. Damat çok mutlu oldu. Gelin de mutlu oldu. Sadece gelinin annesi mutsuzdu. Bütün düğün mutluydu. Ve ben ona şey demiştim. Bak ben sahneden indiğimde senin akrabaların gidecek. Ben dedim ki haydi gidiyorum. Mansur Arkın da bu arada performansını çok beğendim. Çok iyiydi, sahnesi var. Haydi gidiyorum, görüşürüz dediğimde bütün o aile fertleri kalktı. Düğün onlar için bitti. Arkadaş kitlesi de Mansur Ark'la çok eğlendi gerçekten. Gece bitti, gelin geldi, dedi ki çok teşekkür ederim. Bu kadar. Evet, yani hani bazen bildiğini yapmak, bazen ya benim işim zaten bu. Ama nasıl olsa para aldım, gelin de bunu istiyor, bana ne deyip orada İngilizce şarkı söylesem, bilmem ne alsam böyle falan yapsalar uyduruktan mı bir şey? Ve hiç kimse o düğün için mesela gelinin aslında olmasını istemediği şeyi söylemeyecek. Aman gittik şu salonda tutmuşlar işte, hani şu dükkanı tutmuşlar bu kadar, ama neydi Ümraniye düğün salonu oldu demeyecekler. Çünkü orada bir ayarsız var, o benim. Ya gittik Matmazel Koko bize şey Delilo'yu oynattı falan diyecekler, emin ol. Onlar kendi arasında bu şaka. Ama eğlendik mi? Eğlendik. O düğün farklı oldu mu? Oldu. Oldu. Bitti. Düğünlere çağrılman başlı başına zaten efsane bir şey bence. Evet. Kendi içinde ironisi herhalde yurdumun. Bir de bir şey soracağım. Yani bütün cahilliğimle ama bunu gerçekten anlamak istiyorum. Drag queen dediğimiz, yani bir hani Türkiye'de sence temsiliyeti ne zaman başladı? Kimle başladı? Cahillikle sorduğum kısım şurası. Bir kadın drag queen olabiliyor mu? Yani hep bir karşımıza çıkan oluyor, örnekler... ismi değişiyor. Ha. Şöyle ha. Yani bu drag, bir de mesela biz drag queen diye telaffuz evet, ediyoruz yani ve öyle zannediyorduk. Türkçe okumak gibi... Aslında drag queen. Drag queen. Ha, bunu ha. Da bu arada hepimiz yeni öğreniyoruz. Şimdi benim bir yerden, bir makaleden bulup çıkardığım bir şey var. Şu an o kullanılıyor. Ben o kadar araştırıp bulmuştum. Shakespeare bulmuş bu drag ismini. Wow. Zamanında, o zamanki tiyatroda kadınlar sahneye çıkmazken erkekler kadın rollerini icra ettiklerinde o şeylerin böyle sürmeleri üzerinden galiba. Öyle bir şey, makaleydi. Sonra araştırdım, bulabildiğim iki tane şeyde karşılaştım. Shakespeare buluyor bunu. Sonra wow. Cinsel özgürlük zamanında, devrim zamanı, Amerika falan herhalde bir yüceleştirmek için de... 68'ler falan evet, mı söylüyor? Sonra da Queen mevzunu ekliyorlar ve böyle bir şey oluyor. Sonra LGBT artıların bir öncüsü gibi oluyor. İşte yardım şeyleri yapıyor, öne atılan karakter oluyor drag queenler. Bir de drag king dediğimiz mevzu var. Yani drag queen deyince çok basit anlatımla böyle algılıyorum. Bunu biraz bazen özellikle yeni jenerasyon falan yapıyor ama öyle. Yani bir erkeğin atanmış cinsiyeti erkek olan evet. Birisinin kadın rolünü abartılı bir şekilde performe etme şekli, basitçe anlatırsak. Eğlencenin içine de dahil ettiğimiz bir durum var. Bir de drag kingler var. Onlar da kadın bedenine doğmuş, atanmış cinsiyeti kadın olan birinin kadın bedeninin aslında erkek bedenine, abartılı erkek bedenine dönüşmesi. Hı hı. Bir de kadın bedeninin, cis bir kadının abartılı kadına dönüşmesi mevzu var ki o da faux queen. Fransızcadan geliyor. Sahte queen gibi bir şey. Hı. Şimdi böyle bakınca işte trans kadınlar transtır. Ben kadınım, trans kadınım diye lanse ettiğimiz için kendimizi. O zaman şöyle diyor insanlar mesela düz mantıkla, dünyada da tartışılıyor. O zaman translar drag queen değil, translar faux queen oluyor o zaman bir kadın evet. Bedenini oraya şey yaptıkları için falan. Ama ben drag queen olduğumuzu düşünüyorum. Durumu aslında tamamen bu erkek bedeni, kadın bedeni mevzuundan biraz çıkarıyorum. Belki öncesinde de bu işi yaptığım için, bilmem ne yapmadığım için, drag queen ismi benim için aşağılayıcı bir yerde olmadığı için, bir erkeğin kadın bedeninde bir şey yapması benim için travestilik mevzu. Aşağılayıcı bir durum olmadığı için bunu kabul eden bir yerden yapıyorum. Ya da böyle öğrendiğim için. Bilemiyorum. Farkındayım. Ya da senin için bu acaba bir sahne gösterisi formu... Evet. Yani cinsiyet kimliğinden bağımsız benim için aslında. Ama hani tanımlar böyle olduğu için söylüyorum. Drag queen'im diyorum. O zaman mesela diyorlar ki nasıl sen kadınsın. O zaman faux queen olman gerekiyor. Cis kadınlar için. Yani benim için çünkü şey ayrımı da var. Trans kadın ve cis kadın ayrımı da var. Yani... Yani sana mesela kendini kadın olarak tanımlamaktansa trans kadın olarak tanımlamayı tercih mi?
Yani daha mı şöyle, doğru? Benim tercih, benim artık geldiğimiz noktadaki tercihim bir cinsiyet atamamak aslında. Queer mevzu bana şey geliyor. Queer'im diyorum mesela artık. Kendi içimde ama bunu söylüyorum. Ya da non-binariler var. Cinsiyetsiz değilim aslında. Bir de heteroseksüelim aslında. Ve fakat böyle bir adlandırmaya ihtiyacım yok. Ben Seyhan'ım. Diyorum ki 42 yaşındayım. Ana rahmine düştüğüm andan itibaren Seyhan'ım. Ana rahmine düştüğüm andan itibaren 43 yıldır da transseksüelim diyorum. Bilim böyle demiyor üstelik. Demese bile bunu çok önemsemeyen bir yerden söylüyorum. Çünkü bilim dediğimiz şeyde daha düne kadar hastalık olduğunu söylüyordu. Ben o zaman da hasta olduğumu düşünmüyordum şu an olduğu gibi. O yüzden benim için Seyhan'ım. Ama tanımlamak gerektiği için trans kadın tanımı, transseksüel tanımı bana uygun. Şu anki bilgimize göre. Çünkü bazı şeyler bizim için de değişti. Bir dönem travesti diye adlandırıyordum. Daha genç çocuk çağlarımda eşcinsel olduğumu düşünüyordum ki eşcinsel değilim, heteroseksüelim gibi bir durum var. O yüzden hani benim için bir tanıma ihtiyaç yok ama trans kadınım ve şeyi, trans kadınlar kadındır diye yeni jenerasyonun sunduğu cümleyi ben çok %100 kabul etmiyorum. Şöyle, kadınım ama trans kadınım. O zaman bu trans kadınlar kadındır mevzu bana transfobik gibi geliyor. Hani trans kadın olmak ikinci sınıf bir şey de cis kadın olmak daha önemli bir şeymiş gibi. Daha kıdemli bir şeymiş gibi. Ben bunu kabul etmiyorum. Evet, sen buraya çıktın. Kadınım evet. Hiç bunu düşünmemiştim. Kadınım evet ama trans kadınım. Trans ben kadın mesela kimliğini ayrımcı olmamak gibi düşünürdüm. Evet bak böyle, yani, böyle düşünenler de var ama hepimizin düşüncesi farklı ya. Evet. Ben trans kadın eğer kendimi tanımlayacaksam, tanımlamak durumdaysam transseksüel, trans, travesti bu isimleri sahiplenen bir yerden yapıyorum. Ve trans kadınım diyorum. Yani mesela bugün işte Zeki Müren için Zeki Müren eşcinsel dediğinde Zeki Müren sevenler saldırıyor. Diyor, olur mu canım diyor. Çünkü eşcinselliği aşağı bir yerde görüyor. Hatta ben abartıp diyorum ki baktığımız fotoğraf üstünden söylüyor yeri. Eşcinsel değil ki, travesti. Erkek bedeninde ve kadın kıyafeti giyiyor. Evet. Kadın makyaj yapıyor. Kadın saçı kullanıyor. Travesti deyince zaten iki kere saldırıyorlar. Travesti algıları çok bir şey. Belki de Zeki Müren trans bir kadındı. Bilmiyoruz. Evet, kendisi bilmiyoruz. Bunu söylemediği için. Belki de kendisi de bilmediği için bir şey atamak istemiyorum. Ama gördüğümüz şey, durum travestinin zaten karşılığı bu aslında. Hani tırnak içinde karşı cinsin kıyafetini giymek, onu performe ediyor olma mevzu ya, cinsel yöneliminden de bağımsız. Evet. Diyelim ki heteroseksüel bir cis kadınsın. Erkek bir şey giydiğinde travesti olmuş oluyorsun zaten. Bunun üzerinden ben Zeki Müren için böyle kullanıyorum. Zeki Müren'i aşağılamak için değil. Çünkü travesti kelimesi benim için aşağılık bir yerde değil. Tabii. İbne de benim için, gay de, transseksüel de aşağılık bir yerde değil. O yüzden biraz bu sahiplenme mevzuundan ben diyorum ki ben trans kadınım. Bu sebeple de trans kadın ve cis kadın diye bir ayrım da varsa ben drag queen olduğumu düşünüyorum. Ha ne olur? Gün değişiyor, zaman değişiyor. Daha düne kadar cis kadın ne? Bu ne? Bilmem, bunları bilmiyorduk ya. Evet. Hatta yeni yeni öğreniyoruz. Tabii. 10 yıl sonra başka bir şeyler hala öğreneceğiz. Evet, diyeceğiz ki aa bu böyle değilmiş, ben drag queen değilmiş, böyleymişim. Tabii. Diyeceğim belki. Bir sürü tartışma var hala. Buna açığım, burada bir problemim yok. Çünkü Mademoiselle Coco olarak katıldığım bir video da böyle çok izlendi. Orada da nasıl drag queen'im diyorsun gibi mevzular da var. Nereden geliyor Türkiye'ye dersek, bence Türk sinemasındaki Arap Bacı da bir drag queen performansı. Şabaniye bir drag queen performansı. Huysuz Virjin bir drag queen Huysuz performansı. %100 yani. Evet. Yani hani ama mesela ilk temsiliyet daha eski de var mı öyle bir şey yani, belki bilmiyorum. Sen muhakkak vardır. Böyle bir tiyatroda falan hani. Tiyatroda tabii var. Yani cis kadınları yani, sahneye çıkamadı. Drag queen diyebileceğimiz. Drag queen formu RuPaul'da gördüğümüz şey değil. Bunun altını çizmek istiyorum özellikle. Bana da yıllarca öyle yaptılar. Mesela Cahide'de çalıştığımızda Cahide kızları daha transformist. Piyasada hani onlar drag queen değildi. Ne demek? Drag queen. Çünkü birisi daha böyle çok güzel kadın gibi görünüyor. İlla abartı olmak zorundaydı. Ama birisi 40 santim ayakkabı giyiyor. Ama o da zaten prodüksiyon oluyor gene bu ya arada hayır, ya. Hayır, varyasyonlarımız da evet var. Yani. Yani mesela drag queenler içinde de şey var. Daha çok cis kadına benzemek bir artı gibi geliyor. Hayır.
Böyle bir artısı yok. Sen kendini öyle düşünüyor, öyle icra ediyor olabilirsin ama öyle bir artısı var diye bir şey yok. Benim mesela Mademoiselle Coco neredeyse bir tiyatro karakteri gibi bir şey. Evet, bence bu arada gerçekten o bakımdan inanılmaz başarılı buluyorum. O yüzden başta o hikayeyi anlatmak istedim. Hani basenleri, memeleri, saçı, makyajı her şeyiyle böyle hakikaten bağımsız bir karakter ya yani. Zaten ama ben bir karakter oynadığımı düşünerek. Şimdi bazı drag performansları... Yani böyle femine olmayı, o olmayı... Bir... Ya bunların hepsi onun malzemesi şey değil yani. Evet. Bir bedensel şey değil. Ya, gösteri değil o şimdi yani. Şimdi dışarıdan bakan ya da çok izlemeyen insanlar bazen böyle şeyler söylüyorlar. Hani bir bedensel bir performans var gibi düşünün. Bedensel performans bir yeri. Ben bir kere bir clownum. Bir palyaçoyum. Böyle düşünmüyorum. Daha önce de gerçek anlamda da palyaçoluk yapmış birisi olarak palyaçoluğu aşağılayan bir yerden söylemiyorum. Soytarılığı da kabul edebilirim. Soytarılığı da aşağılayan bir yerden söylemiyorum. Bu bir iş, hepsi... bu bir performans, tabii bu bir yapılan bir şey. Palyaço olduğumu düşündüğüm için bu kadar rahatım. Yani masanın üstüne çıkıyorum. Seyhan olarak şeyden daha zor biliyoruz. Evet. Yani Seyhan olarak çıkamam. Yapamam. Söylediğim lafları, yaptığım şakaları kendimi yere atmalarımı ya da söylediğim şarkı istesin bir şarkıcı performansı yok ama şarkı söylüyorum. Bunu Seyhan olarak çıkıp söyleyemem. Mademoiselle Coco'ya şarkı yapıp klip çekeceğim. Seyhan olarak yapamam. Tabii. O bir karakter ve o bu mesela benim roman bir karakterim var. Seyhan olarak oynadığımda tiyatroda başka bir yerden oynuyorum. Mademoiselle Coco olarak daha klişe, daha abartılı, daha altı çizili tip olarak oynuyorum. Yani orada oynadığımda abe diye konuşuyorum. Seyhan olarak bir roman karakter yapsam abe mabe demem. Peki Mademoiselle Coco'nun o anlattın ya hani sahne aldığı her yerde bir kırılma yaratıyor, bir bağ kuruyor, dil tutturuyor. Seyhan'la Mademoiselle Coco'nun işte bu ayrımcılığa, fobikliğe, daha doğrusu bunlarla karşılaşması nasıl farklar var orada? Seyhan'ın hayatı mı daha zor Mademoiselle Coco'nun mu? Bence ikisinin de değil. Yani ben hayatı zor olarak görmüyorum. Karşılaştığım eşikleri olması gerekenmiş gibi düşünüyorum. Önüme bir taş çıktığında hepimizin hayatında çıkıyor diyorum ve onu bir problem olarak o anda görüyorum. O taşı atlattığımda dönüp de bak benim de önüme böyle taşlar çıktı demiyorum. Böyle çukurlar çıktı demiyorum. O yüzden ben hayatımda genel itibariyle burada bir sorun ya. Ben de ne kadar işte böyle bir yerden düşünmüyorum. O an oluyor, o an onu çözüyorum. Zaten cevvalim. Mademoiselle Coco ile Seyhan'ın aslında mantık olarak aynı yerdeyiz. Çünkü Mademoiselle Coco da Seyhan. Seyhan'ın atıyorum patavatsız birisiyim dim de diyebiliriz. Çok konuşuyorum, gevezeyim. Laf sokma huyum var. Çok gerçekçi bakıyorum. Yani mesela beni burada sinir ettiysen bunu söylüyorum. Bu huylarım bazılarının negatif huy olarak hayatıma yansıyan şeylerin hepsinin büyümüş hali Mademoiselle Coco. Yani Mademoiselle Coco aslında benim. Benim tarzım. O yüzden ben mesela şu anda Mademoiselle Coco ile bir şey salatalık 40 lira diyor Mademoiselle Coco. Hatta ilk çıktığım noktada siyasi şakalar da yapıyordum. Şimdi geldiğimiz yerde mi ki zaten hayatımızın her yerinde bu siyaset bulaşmış durumda. Bir de seyirci arasında böyle bir ayrım yapmak istemiyorum. Yani tamamı başörtülü kadınlardan oluşan bir seyirci kitlem geldiğimde ön yargıyla yaklaşmıyorum. Belirli bir tarz yakalıyorum orada. Ya da işte Galatasaray mezunu birileri geldiğinde onlara göre davranıyorum. Doktorlar geldiğinde onlara göre davranıyorum. Ev hanımlarıysa onlara göre davranıyorum. Belediyenin kadınlar matinesindeysem ona göre tabii ki davranıyorum. Tabii. Ama bir ön yargıyla yaklaşmıyorum. Bu hayatımızın zaten her yerinde diyorum. Ekonomik kriz şu anda çok büyük olduğu için, Mademoiselle Coco da çok gerçek bir yerde olduğu için bundan bahsediyoruz gerektiğinde. Bunun tabii girmemesi mümkün değil gibi bir şey. Herkes evet, sabahtan akşama kadar... Sadece ayarı var. Ama işte bunların hepsi Seyhan'ın baktığı yer. Evet. Ya da birileri bir şey yaptığında, cinsiyetçi davrandığında bir şey olduğunda Mademoiselle Coco bunu dile getiriyor. Karşısındaki şarkıcı da olsa bilmem ne. Kendi yaptığım şakalarda mesela artık yapmamaya çalıştığım şakalar var. Şeyi çok yapıyordum mesela. Birisi böyle yabancılık mevzusundan bir şey olduğunda ya da bir şey sen istiyor duş veriyor $100 diyordum. Sonra bunun Rus kadınları ötekileştirdiğini ve hepsini seks işçisi olarak seks işçiliğini çok negatif bir yerden algılamıyor. Yani negatif bir yerden algılamamama rağmen böyle bir ötekileştirmeye gittiği için
Tabii yoğun böyle bir ön kabul yani. Yapmamaya çalıştım. Şimdi neredeyse yapmıyorum. Bazen o anda olaylar dönüyor, bir şey oluyorsa otomatik aklım başka yerdeyken, sahneyle ilgili başka bir yerdeysen, bazen yapmış olduğum zamanlar oluyor. Bazen cinsiyetçi davrandığım zamanlar oluyor ama yakalıyorsam hemen üstünü çiziyorum. Çünkü sahnede genel şeyim de şu, seyirciye bir şey, mesela kilolu bir insana şişman şakası yapmamaya çalışıyorum. Ama yaptığım kişinin öyle bir tribi varsa, ben onu kilolara kodlamıyorum ama şuradaki şeyi onun için bir sorunsa, bunu yakalarsam hemen okları kendime çeviriyorum. Hemen kendimi alaşağı eden bir yerden, tırnak içinde söylüyorum, maymuna çevirip o insanı geri kazanmaya çalışıyorum. Yani genelde direkt gördüğüm şey üstünden laf sokmuyorum. Drag queenlerde biraz queer kafada biraz bu var. Burnun büyükse bunun şakası yapılıyor. Sen o koca burnunu önce bilmem ne diyoruz deniliyor. Ama ben bunu yapmamaya çalışıyorum. Sen daha iyi hissettirmeye çalışan bir... Eğlence satıyorum diye düşünüyorum. Evet, ve eğlence mesela, ama gibi, yine de bir üslubu evet, başka. Evet, bu bardak burada düşüyor mesela. Hepimiz görüyoruz, yetişkin insanlarız. Görmemiş gibi davranıyoruz. Ben görüyorum ve bunun üstünden şaka çıkıyor. Bardağın devrilmesinden ne şaka olur? Bir şaka çıkarıyorum. Ve mesela o şaka o gün tutuyor diyelim. O anda tuttu. Hepimiz güldük, eğlendik. Sonra dönüyor geliyor. Bardak devrilince böyle oldu diyorum. Geçtiğimiz günlerde bir tiyatro ödül törenini sundum. Şey yok, getirmeleri gerekiyor, ne derler ona, projeksiyon yok, bir şey yok. Prodüksiyonda problemler var. Rüzgarlı bir havaydı, açık havaydı falan. Yalan söyledim seyirciye. Dedim ki yani projeksiyon da gecenin en önemli şeyi ama yok. Yani evet, projeksiyonu biz de şey yapamadık, belediye bize temin etmedi ya da arkadaşlar unutmuş demedim. Dedim ki biz buraya astık projeksiyonu. Öğlen 3'te geldim, hazırlanıyoruz. Çok fazla rüzgar var, rüzgardan uçtu kaldırdık dedim. O yüzden rüzgardan dedim. Sonra jüri başkanı çıktı. Jüri başkanı da çok konuşmasıyla meşhur. Daha önce de sunmuştum onu böyle susturan falan. Bir şey oldu, rüzgardan dedim. Seyirci güldü. Ne kadar aksilik olduysa gecede, ki oluyor. Ben bu rüzgardan tutunca rüzgardan mevzunu yapmaya başladım. Yani rüzgardan diye bir şaka oluyor. Sonra bir şey oldu. Ben bir şey hata yaptım. Birinin başka Ayşe yazıyor Mehmet'e verdiğimiz şeyi falan. Seyirci oradan vardı. Rüzgardan. Ve çok eğlendik. Gün bitti. Gece bir şeyler oldu. Üstünden 2-3 gün geçti. Twitter'da bir şey. Ay dedim işte kahretsin, şöyle olunca böyle oldu. Arabamın tekeri mi patladı? Bir şey oldu. Oradan yazmış birisi. Rüzgardan. Tanıdığım birisi de değil. Yani çok ben böyle şakalar yapmayı. O gün orada olan biri. Evet yani. Öyle bir yerden yürümeyi seviyorum. Yani baktığınız zaman şimdi bunu asla dışarıdan, hani bu kadar ayrıntını anlatsa, rüzgardan dedim çok güldüm. Rüzgardan ne? O an oluyor ve bitiyor. Evet. Yani o şakayı seviyor. O yüzden bardak devrildiğinde de hepimiz o anda yaşıyoruz ya. Hani böyle bir şey oluyor, adam bambaşka bir şey anlatıyor. Bardağı mı devireceğim diyorsun, gülüyorsun. Ya da ne bileyim işte salon şefi geliyor kulağıma bir şey söylüyor. Sahnedeyim. Mikrofonum var ve şarkı söylüyorum. Herkes bana bakıyor. Gelip kulağıma bir şey söylüyor. Bu gizli olabilir mi? Mesela diyor ki bilmem kimin doğum günü ya da bilmem kim abiye bir... Diyorum bir saniye, şu anda bana gizli bir şey söylüyorlar. Söyle gizli şeyi diyorum. Sonra onu söylediğim ben mikrofondan söylüyorum. Çok ayarsız bir şey değilse tabii ki. Yani bunu da şakaya çeviriyorum. Olan negatiflikleri de ya da seyirci için. Yani herkes aynı parayı veriyor ve bir tane seyirci duvarın oraya oturmuş. Kenara bilmem ne olmuş. Pastası var doğum gününde, gelmiyor. Bak bunu gördük ve o insan o kenarda olduğunu görüyor. Gidip en kenardaki insana star yapıyorum. Gidip indirim mi aldınız diyorum. Dalga geçiyorum onunla önce. Önce belki de bozuluyor, sonra bir şey oluyor bilmem. Bir dakika durun, önce indirimli masaya. Ya da köşedeki masaya, duvarın arkasında kalanlara. Halbuki ben onları star yapıyorum. Onlar böyle bir yükseltiyle kalkıyor. Çünkü genel olarak bu starlığı seviyor seyirci. Adının söylenilmesi. O günün onun özel gününün bilmem ne olması vesaire. En önde de var seyirci ve fiyat yani farkı olan. Yani bu insanların tamamında olan bir şey. Ya benim yani de beklentim çünkü. Bir an böyle yıldızlaşmak, böyle bir herkesin ondan bahsetmesi. Bak bu Mademoiselle Foucault'un ilk olduğu Madame Margot isimli mekanda perdenin kenarında kalan seyircilere bunu yapıyordum. Artık bir gün işletme bana dedi ki, ya dedi, rica ediyoruz Seyhan Hanım bunu söylemeyin yani, hani biz de mahcup oluyoruz. Dedim ki bakın, burada bir sahneyi ortaya koymuşsunuz. Şartlarımız bu. En önde oturan 500 lira veriyor. Burada oturan da 500 lira veriyor. Fiyat farkı yoktu orada. Şov
Ben şovu sunduktan sonra perdeyi açmaya başlıyorsunuz. Perdenin böyle kare perde açılana kadar bir 10 saniye gidiyor. Şovun başını bu yan tarafta oturan görmüyor. Biterken erken kapatıyorsunuz. Görmüyor. Şovun başını sonunu 500 lira vermiş görmüyor. Buradaki tamam önceden rezervasyon o yapmış zaman ama 300 lira alacağım. Yani görmüyor. Hani 300 de verse onu istemeyecek şaka, biliyorum. Şaka tabii ki. Ve bunu diyorum bu bir problem. Bu insanlar da çocuk değil yetişkin ve bunu görüyor. Gidecekler şunu yapacaklar. Ya gelip size diyecekler ki kardeşim bu ne bir terbiyesizlik. Nasıl bizi buraya oturtursun diyecekler. Ya da Twitter'a yazacak. Ya da arkadaşlarına ya böyle bir yere gittik bizi böyle bir yere oturtturdular. Bunu tüketmesi gerekiyor. Ben o anda, ben şu anda tüketiyorum onu diyorum. Evet. Hem şu anda tüketiyorum hem de seyircinin gönlünü alıyorum. Hiç görünmedikleri bir yerde çok görünür yapıyorum. Gece sonu bir, hani bizi şikayet etmesini bırak. Buradan rahatsız olduğu bir şekilde gitmiyor. Orada oturmasına rağmen memnun olmuş bir şekilde gidiyor. İki, bizi şikayet olarak dönmüyor bu. Aa buradan bakmadık. Özür dileriz deyip pardon dediler mesela. Bu çok iyi mesela. Bir tespit ama. Evet ben gerçekten böyle yürüyorum çok yani. İyi bir tespit. Çünkü kendimi biliyorum. Bir yerde şeyi çok övmüyoruz mesela. Gittik çok iyi bir servis aldık. Ya da aslında olması gereken, ay gittim olması gereken gibi bir servis demiyoruz. Negatif bir. Gurmeciysen falan yani bunlardan daha başka şeyler evet, konuşursun negatifi yani. Yansıtıyoruz. Ben de negatifi silmeye çalışıyorum oh, diyelim. Orada tüketmek çok iyi bir fikir. Şimdi bir tabii çok daha hoş olmayan şeylerden de konuşalım biraz. Tamam. Şimdi bugün terfler falan diyoruz da yani transların 8 Mart'larda yürüyemediği bir başka dönem de var daha eski bir zaman. Yine orada verilen bir mücadele var. Sonrasında ne oldu? Yani bir kırılma mı yaşandı? Bir karşılıklı iletişim mi kuruldu, anlaşılmaya mı başlandı ve bugün yeniden ne değişti de işte feministler içinde trans dışlayıcı söylemler, örgütlenmeler, çağrılar gelişti. Ya çok bu konuya girmek istememekle birlikte sıkıldım çünkü. Haklısın, yurt dışından evet. Transfer edilmiş bir fobi burada şöyle oldu. Terfler dediğimiz, trans aktivistler dediğimiz arkadaşlarımız 10 yıl öncesinde ya da şeyde aynı masaya oturan insanlar. Ve bir gün birileri bir yerden ya bunu transfer etti ya da bir dakika ya bunu da konuşalım dedi. Karşı taraf dedi ki ne münasebet bunu konuşamazsınız. Bence her şey konuşulabilir bu arada. Oradan böyle tabir yerindeyse bir sidik yarışının devamı. Buraya geldi. Gerçek hayatta aslında karşılığı olmayan bugüne kadar hiçbir kadınlar tuvaletinde kafama çanta yemedim. Orada da fobik insanlar yok mu? Vardır. Ama böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ya da tam tersi olan şeyler için. Ya da birisi gelip yüzüme karşı sen erkeksin. Hayır senin genitalin bu. Demedi. Bunu radikal feminist, trans dışlayıcı radikal feminist dediğimiz akademisyen olduğunu söyleyen insanlar söylüyor ve bu bana kabul edilemez, inanılmaz geliyor. Tartışmak istediğiniz bir şeyler vardı. Tartışmaya açılabilirdi bence. Trans aktivistler neden buna izin vermedi? O kısmını ayrı bir tartışma konusu. Gelme biçiminden dolayı da olmamış olabilir. Bilmiyorum. Tabii. Başlamıştı çünkü biz dahil olduğumuzda. Orada bir yanlışlık olmuş bence. Ve geldiğimiz noktada çok çirkin bir yere gitti. Sonra ben mesela bir konuşma yapıyorum. Diyorum ki ya deli misiniz siz? Gerçek hayatta bunun karşılığı yok. Gerçek hayatta cis kadınlar, feministler, translar biz beraber mücadele ediyoruz. Beni diyorum yani hemen hepimizi böyle kodluyorsunuz. Yaptığımız şey ona belki eşit geliyor. Kadın düşmanı falan filan. Yani diyorum ki mevzu öyle değil. Kadın düşmanı o. Bir kere cinsiyetlerle ilgili benim şeyim yok. Yani belki ben o anlamda feminist bile değilim yani. Mesela bir erkeklere karşı ayrımcı bir şeyim de yok. Benim için erkek kadın queer böyle bir ayrım yok. Bana ne ki? Ben insan olarak bakıyorum. Hümanistim gibi bir şey çizmek için söylüyorum. Gerçekten ilgilenmiyorum. Ama bir ayrımcılık yaptığım noktada kadına daha pozitif ayrımcılık yapıyorum. Kadın benim için birinci sınıf. Standartta algılanan erkek birinci sınıf, kadın ikinci sınıf yok. Ben de tam tersi. Ve çıkıp dediğim yerden görüyorum. Kadınlar beni kurtardı. Elimden tuttu. Her düştüğüm çukurdan beni çıkardı. Sırtımı sıvazladı. O yüzden benim söylediğim şey oraya geliyor olsa bile, yanlış söylemiş olsam bile bunu kabul edebilirim. Sorun yok. Kadın düşmanı olma ihtimalim yok. Kadın cinsiyetine karşı
bir şeyim varsa pozitif ayrımcılığım var sadece ki bir şeyler biz biriz falan diye böyle bir şey yap. Sonra aklıma geliyor bir tanesi de diyorum işte çıkıp kafamıza çanta vuracakmış işte bilmem ne falan. Böyle böyle söylüyor sen erkeksin diyor genitalimiz konuşuyor. Bunun diyorum gerçek hayatta karşılığı yok cesaretin varsa gel bunu gerçek hayatta karşıma söyle senin ağzını burnunu kırayım diyorum. Eyvah sen kadın döveceksin de kadın düşmanısın. Şimdi bir orada kadın döveceksin mevzu benim cümlem de aslında biraz orada erkeksi. Senin saçını başını yolayayım da diyebilirdim belki. Evet. Ama kendim de bunları açtığım için bunu bir erkeğe karşı ağzını burnunu kırarım. Çünkü ağzını burnunu kırmak daha erkeksi bir şey ve daha korkutucu ya. Ben çünkü bunu öğrendim. Daha güçlü görünüyor. Kendimi sokakta var ederken o erkek dilini çok kullandım. Kullanıyorum kullanmak zor. Şu anda da belki ölmüş olduğunu düşündüğüm. Bu arada kadın olarak da yani bütün kadınlar, eşcinseller hepimiz zaman zaman ona başvuruyoruz. Tabii çünkü ki. Çünkü öyle bazen hayatta kalabiliyoruz. Evet sen şimdi mesela kendini korkutucu göstermek istediğinde tabii. Hangi kadın senin anan avradını demiyor? Tabii. Aslında hani bunu... Ya da vücut dilini değiştiriyorsun evet, daha böyle... Evet, bunu perform edeceğim bir durum yok aslında falan. Normal standart. Tabii. Böyle bir yerden söyledim. İşte efendim kadın düşmanı da kadın dövecek. Şimdi öncelikle zaten beni kadın olarak görmediği için iki kadın kavgası olarak görmüyor bunu. Öteki taraftan diyorum ki bir kadın ya da bir erkek. Ben terfleri bu arada sadece kadın diye de kodlamıyorum şu anda. Çünkü gelişti yani her cinsiyete. Queerlerden de var terf düşüncesine sahip olan. Böyle değerlendiriyorum. Ama diyorum ki... Herhangi bir insanın benim yüzüme karşı gelip, bak benim için erkeklik, kadınlık önemli olmadığı halde, erkeksin sen, senin vajinan yok gelip bakmadığı halde bu arada. Sen kadın değilsin ki, sakalın var, işte senin kafana da bunu vururum, kadınlar tuvaletine giremezsin derse, ağzını burnunu kırarım demek istedim. Bak, iki saatlik konuşmanın bir kısmı, o an doğaçlama gelişmiş bir şey. Bunu alıntılayıp böyle bir şey. Sonra birileri bunu, terfler okey. Diyorum ki bunlar dengesiz bence. Böyle düşünüyorum. Yani mantıkları yok. Bir şeyleri var, bir şeye inanmışlar ama başka bir yerden. Bir durun ya, bir dur bak yanlış bakıyorsun. Mesela şey, bunu mesela trans aktivistler de tartışmaya açmadığı için de sinir oluyorum. Diyorlar ki trans kadınlara siz erkekliğin vermiş olduğu özgüvenden dolayı böyle ve bizim translarda trans aktivistler saldırıyor. Ben de diyorum ki evet doğru söylüyorlar. Trans aktivistler neden tartışmayı açmıyor sence? Çünkü yaramız var bazı şeylerde. Anladım. Öyle ama aslında öyle değil de şimdi anlatacağım. Öyle zannedilen bir şey var. Şimdi mesela sen yolda yürürken birisi sana dese ki sakalın çıkmış, sakalın olmadığı halde dese... Bu seni sinir etmez. Benim sakalım olmadı halde bana derse beni eder. Yani erkekmişim iması yapıldığında da. Çünkü yıllarca şunu diyorsun. Herkes sana diyor ki erkeksin. Sen de diyorsun ki hayır kadının. Dediğin bir yerde biri sana ve bunu hiç ummadığın bir yer. Yandaş olduğun, kol kol olduğun biri söyleyince bakıyorsun. Kaç taraf söylediğinde sen erkeksin de siktir diyorsun geçiyorsun. Ama yanındaki söylediğinde hayal kırıklığı nasıl yani? Gibi bir durum aslında bence. Aslında tam bunu sormak istiyordum. Yani transfobik onca çevreyle karşı karşıya kalan bu insanlar bu kadınlardan, feministlerden gelince yani o ikisini nasıl ayırıyorsun? Tabii ki mevzu biraz bu. Biraz da özellikle Z kuşağındaki trans aktivistlerin bizim tarafımızdan, eski kuşaktan ukala çok biliyor falan algılanmasıyla da ilgili. Kuşak çatışması da var çünkü. Çünkü yeni gelenler daha başka bir yerden geliyor. Biz atıyorum bir kafeye alınmamızı bir lütuf gibi görüyorduk. Onlar ne münasebet tabii ki beni buraya alacaksın. Ve beni istediğim kıyafetle buraya alacaksın. Biz işte bir düğüne gideceksek o abiye kıyafeti giyip saçımızı toplatıp uyduruyorum. O simi dökmek durumundayız. O da diyor ki yok ayol ne alakası var ben kısacık saçla giderim kafasında. Kafalarımız farklı ya biraz da oradan gelen bir şey. Erkekliğin verdiği özgüvenin şeyi diyorlar hani o erkek gibi davranmamı. Halbuki bu öğretilmiş travestilik, öğretilmiş translık, öğretilmiş kendimizi koruma mevzu üzerinden evet, gelen bir durum. Işte. Evet aynen öyle bunu çok uzun anlattığım için şimdi burada anlatmıyorum. Ben de diyorum ki evet hani bu mevzuyu niye konuşmuyoruz dedim ben trans. Konuşalım doğru söylüyorlar dedim. Bana da trans aktivistler nasıl doğru söylüyorlar saçmalama çünkü şöyle deyip anlattım. Karşı taraf diyor ki erkekliğin verdiği özgüven bunda ne demek istiyor? Diyelim ki 10 yaşında
bir cis kız çocuğuyla bir trans kız çocuğu, erkek olarak kodlanan çocuktan bahsediyorum. Ben diyelim 10 yaşındayken. 10 yaşında o kız çocuğu akşam 6'dan sonra benim oturduğum kenar mahallede sokağa, kapının önüne çıkamazdı. Ama ben o erkeklerle beraber mahallemizin köşesinde böyle sokak lambasının altına gece 12'ye kadar, 1'e kadar oturabilirdim. Hı hı. Hiç oturmadım bu arada ama oturabilirdim. Hı hı. Hı hı. Bana o şeyi vermişlerdi. Kızlar çarşıya gidemezken, yani ruh olarak hakkında ben de bir kızım, aynı ülkeklikteyim falan, ama ben gidebilirdim. Hı hı. Parka gidebilirdim, tek başıma bilmem ne yapabilirdim, şunu yapabilirdim, bunu yapabilirdim, atarayı falan yapabilirdim, filan yapabilirdim. Bu erkekliğin öyle algıladıkları için verdiği özgüven diye bahsettikleri şey bu, okey. Peki diyorum terflere, erkekliğin özgüveni diye böyle pozitif söylediğin şey benim için pozitif mi? Sence ben de özellikle o çağda akşam 6'dan sonra ailem bana kapının önüne çıkmayacaksın dediğinde mutlu olur muydum? Hı hı. Veya erkeklerle orada o ışığın altında erkek muhabbeti, mastürbasyon bilmem ne konuşmak beni rahatsız ediyor muydu? Hı hı. Askere gitmedim ama askere gitmiş olsaydım binlerce askerle aynı yatakhaneyi paylaşıp onların o erkek muhabbetini çekmek, erkek davranışlarına katlanmak bir artı mı? Ve benim yanımda kendimi açmadığım dönemde, kendime itiraf edemediğim dönemde ibnelik üstünden, homofobi üstünden aşağıladıklarında benim orada aldığım şekil, benim mecburen, bunların hiçbirini yapmadım bu arada çünkü erkeklerle böyle bir teşviki mesaim olmadı. Ben yaptığımı varsayarak söylüyorum. Benim mecburen sokaktan geçen feminen bir gay, onların onlar yani eşcinselliğim, translığım anlaşılmasın diye saldırmış olmam sizce bir artı mı? Erkek olmadığım halde erkekmiş gibi davranmaya çalışmak, düğünde ellerimi aça aça oynamak, yolda yürürken bacağımı ayırarak yürümeye çalışmak, bunlar bir artı mı? Sana göre bir artı. Evet. Ha şurada bir artısı var. Kız çocukları daha korunaklı bir yerde büyütüldüğü için atıyorum 20 yaşında ya da evlendikten sonra ya da çalışmaya başladıktan sonra ya da üniversite hayatından sonra sokakla karşılaştığında ben evet 15 yaşında karşılaşmıştım. Daha gardım yüksek. O erkekliğin özgüveni dediğin şey sokakta biriyle kavga ederken o rolü daha kolay üstüme biçip kavga edip kendimi korumuş olabilirim. Böyle yerlerde amenna ama özünde baktığında sizin erkekliğin verdiği özgüvenle böyle yapıyor dediğin şey benim kendimi koruma içgüdüm, benim korkumun tezahürü, benim ne yapacağımı bilemememin eşittiri aslında. Mesela bu tartışılabilirdi zamanında tartışsaydık. Evet. Böyle ben de onları anlatırdım. Anlarlardı, eşek değiller bence. Ama o eşik atlandı. Ve şimdi geldiğimiz noktada terfler %1 milyar doğru bir şey de söylüyor olsa bile kendi adıma diyor ki umurumda değilsiniz. Çünkü geldiğiniz yer çok çirkin. O ya da bu sebeple trans aktivistlerden dolayı, Z kuşağından dolayı, falandan filandan dolayı bu düşmanlığı yaratmış olabilirsiniz. Ama geldiğimiz yerde ben sana katlanmak zorunda değilim. Sana bu hakkı vermiyorum ki gelip benim yüzüme karşı sen erkeksin, sen kadınsın, transsın, travestisin bilmem ne. Sen kimsin? Sen kimsin? Bana bu cesareti gösterebiliyor. Zaten gösteremezsin. Eğer bu gösteremezsin dediğim özgüvenimden bahsediyorum. Erkekliğin verdiği özgüvense okey hiçbir sorun yok, kabul ediyorum. Ama şimdi herkes benim kadar güçlü değil. Bütün translar böyle düşünmüyor. Sen ona erkek dediğinde onun ne yaşadığını biliyor musun? Nasıl bir travmayı atlattığını biliyor musun? Eşcinsel olduğu için ya da trans olduğu için ailesi tarafından zorla psikiyatrlara götürülüp ya da ne bileyim dini bilmem ne ritüellere sokulup erkeksin, erkeksin, erkeksin denilip erkek hormonu verilmiş birine. Çok şükür bunların hiçbiri bana olmadı. Ama sen erkeksin dediğinde oldu. Bütün bu süreçleri yeniden yaşadığını düşünebiliyor musun? Tecavüz mağduru birisine sen işte tecavüz edilmeye layıksın demek gibi bir şey. Seni böyle işte mikerim demek gibi bir şey bu. Mesela herkes birbirine diyordur. Siktir be belan diyordur atıyorum. Ama o tecavüz mağduruysa, çok büyük zorluk yaşamışsa, travması büyükse ona dediğinde başka bir algı olacak. Bir dakika ya bana böyle diyemezsin diyecek. En basit anne baba mevzuyla ilgili. Birisinin annesine küfrediyorsun, umursamayabilir.
Ama annesini erken yaşta kaybetmişse ya da annesine büyük bir şey yapmışsa dediğinde oradan büyük kavga çıkar. Sizin erkekliğin verdiği özgüven dediğiniz şey, ben 20 yaşında bir çocukken tarla başında 5 tane izbandut gibi adamla kavga etmemi sağlayan şeydi. 5 tane adamı dövebilir miyim fiziksel olarak da? Ama o rolü biçmek zorundayım. Onlardan gün sonunda dayak yiyeceğim 5 kişiden. Ya onlar direkt gelip beni dövüp şey yapacaktı ve ben kendimi kötü hissedecektim. Ya da ben onlara horozlanıp kudret gösterdim. Siz bana böyle yapamazsınız diyecektim ama yine de tarla başında trafiğin ortasında bütün trafik durmuşken 5 tane adam birden beni dövecekti. O özgüven sayesinde ve o özgüven dedikleri şey beni kurtaran şey oldu. Evet. Yani o yüzden çok hadsizce buluyorum. Hele bir de biz akademisyeniz. Yazık sizin öğrendiğiniz şeye. Yazık sizin okuduğunuza, yazık sizin açtığınız kitaba, yazık sizin kendinizi feminist olarak damgalamanıza. Hiç mi o okuduğunuz şeylerden bir şey öğrenmediniz? Hiç mi, şimdi yazılı şey başka bir şey, hiç mi gerçek hayata şey yapmadınız? Hiç mi gerçek hayatta bir transla dayanışmadınız? O taraftan ya da bu taraftan. Hiç mi aynı sorunları yaşıyoruz demediniz? Hiç mi aslında sizin de bizim de mücadele ettiğim şeyin aynı olduğunu düşünmediniz. Aynı erk zihniyet olduğunu düşünmediniz. Bana baskı yapan da sana baskı yapan da. Yani ama erkeğe baskı yapan da aynı erk zihniyet evet, bu arada yani. Evet. Ve bununla mücadele ediyoruz aslında özünde. Birbirimizden ayrışabiliriz bir süre sonra. Tabii. Ama önce bir dur. Biz daha bak hala aynı yolda yürüyoruz. Bir yere kadar geleceğiz. Belirli haklarımızı, İnsan haklarını, kadın haklarını, işte LGBT hak bunları edince sonra ayrışırız. Sonra deriz ki ya senin mücadelen başka, benimki başka. Deriz işte o zaman. İşte o zaman genital konuşabiliriz belki. İşte o zaman sen kanadın ben kanamadım. Senin işte gidip de bilmem kaç para verdiğin vajinan şeye benziyor, damacanaya benziyor. Nasıl söyleyebilirsin sen gidip o kadar zor bir ameliyatı olmuş, belki kredi çekmiş, belki seks işçiliği yapmış, belki hırsızlık yapmış. Belki ölüm korkusuyla o ameliyata yatıp kalkmış ve onu kazanmış. Mecbur kılmış insanlar kadınlığını kabul etmek için. Bak ben buyum ya kadının bir saniye demiş. Veya aynadaki kendisine. Kendisini işte penisle görmekten rahatsız olan bu sebeple intihar etmiş. Bilmem ne yapmış insana aynaya bakıp da ben kadınım diye. Kendini kandırma bile olsa. Böyle değil de böyle olsa bile. Sen ne sonra hayır sen erkeksin diyebilirsin. Sen kimsin? Hangi cesaretle bunu şey yapıyorsun? Yani bu yüzden terflerin geldiğimiz noktada tartışılacak yeri bile yok. Hani bir terf beni şu an izliyorsa bilmem ne yapıyorsa sadece diyebilirim ki ayıp ediyorsunuz. Çok büyük terbiyesizlik yapıyorsunuz. Hem kendinize hem bize. Olması gereken şey. Ha demiyorum trans aktivistler de ayıp pamuklar da bizim de vardır. Yanlış konuşmamız bilmem neyimiz ve İşte ateşe körükle gitmişizdir. Olabilir. Başlangıcında yoktum. Kendimi aklamak için söylemiyorum bu arada. Hı hı. Bu mevzunun bir kere çözülmesi gerekir. Böyle bir düşmanlığı ben kabul etmiyorum. Ben de kabul etmiyorum. Şöyle bir şey olması gerekir. Duracaklar. Olamaz yani. Feministler bu saçma sapan argümanlarını bırakacak. Doğruysa bile bırakacak. Trans aktivistler saldırmayı bırakacak. Duracağız. Hiçbir şey olmamış gibi. Beraber ilerlemeye devam edeceğiz. 10-15 yıl önce aynı bir hanelerde bu teorileri tartışmış insanlar olarak. Ben hiç o ortamda da yoktum bu arada. Bir duracaksınız. Beraber yürümeye devam edeceksiniz. Zamanı gelecek yine bunları konuşmak. Sonra diyeceğiz hadi bunu da konuşalım. Ve yaptıkları fobi sadece genç birkaç çocuğa etkili oluyor. Trans camiasında o Twitter'da olmayanların haberi bile yok. Git terf de bir tane transa ne terf ne diyecek. Veya herhangi bir terf de gelip de bir kadınlar tuvaletinde bir transın kafasına o çantayı vurabilecek kadın olduğu için söylemiyorum. Cesaretle değil. Yemez yani artık geldiğimiz noktada. Biz de örgütlü mücadeleyi öğrenmiş,
güçlenmiş insanlarıyız. Biz hani sizin zihniyetinizin ağa babalarıyla savaşan insanlarız. Devletle mücadele eden insanız. Tabii. Bu erk zihniyetin tepesi neyse onunla mücadele eden insanlarız. Babalarımızla, abilerimizle, polisle, sokakta gördüğümüz bütün erkeklerle, ev sahibimizle, manavımızla, katilimizle vesairemizle mücadele edecek kudrette insanlarız. O yüzden hani size sıra gelene kadar zaten mücadele etmek için, yani ben birini döveceksem mesela, bir tarifi dövene kadar çok var yani. Ha bir de mesela ben o kıza öyle dedim ya, atıyorum. Ağzını burnunu kırın. Gerçek hayatta gerçekten o kız karşıma gelse böyle dese döver miyim onu? Erkek olsa döverim. Döverim gerçekten. Ama bir kere kadın olduğu için kadın acizdir, korumaya muhtaçtır. Kadınlar çiçektir kafasından söylemiyorum bu arada. İkimizi eşitlediğim için. Biz maalesef cinsiyet kimliğimizden dolayı eziklendiğimiz için yıllarca ben onunla o dayanışmayı kurarım. Ha, hak ediyorsa, oraya geliyorsa mevzu o başka. Kavga ederim. O mu beni döver, ben mi onu döverim? O başka bir şey. Ama gelip de böyle, aa kız sen elçin miydin deyip, tabii ki böyle bir şey olur mu? Tam tersi olsa, bir şey olsa, birileri o kıza saldırıyorsa, orada müdahale eden kişi ben olurum. Tabii ki. Böyle saçmalık olur mu? Yani bunu bırakmaları lazım. Ama birkaç tanesinin özellikle... Ben ona İngiltere'deki Kezman demiştim. Adını da öyle değiştirmişler. Hepsi engelli bu arada bana. Onlar ve bazı trans aktivistler de, problemi olmayan trans aktivistler de engelli. Sürekli önüme düşürdükleri için, sıkıldığım için bu mevzudan. Bazıları da sessizde. Uğraşamayacağım sizle dediğim için. Mesela TERF diye damgalanan bir feminist kadın var. Böyle onu takibe aldım ben. Bu kimmiş dedim. Aynı şeydeydik de kadın oradan. Niye çıkarmışlar ki bu kadını? Ne demiş diye bakıp oradan böyle... Aa aklı da çalışıyor. Hani aslında öyle değil, bu kadınla konuşup sonra böyle sürekli oraya yatırması, sürekli önüme döndürmesi. En sonunda ki ay engelleyeceğim artık sizi dedim ve engelledim kadını. Bir problem yok. Bugün burada karşılaşsam kahve içerim. İngiltere'de kezbanla içmem. Kafamıza çanta vuracak olanla da içmem. Hani o rica ederse, adım atarsa o başka bir şey. Ama kendiliğimden bunu yapmam. Bir tane de bunların bir şeyi var, başları var. Böyle akademislikten öyle. Yazık, acıyorum ona. Ciddi söylüyorum, acıyorum yani. Yazık, kendini nereye getirmişsin yani. Onlarla tabii 3-5 tanesi iflah olmaz. Ama onun dışında onların kışkırtmasıyla son cümlemi tamamlayacağım. Bak işte Seyhan Arman da ağzını burnunu kırarım dedi deyip bunu gören bir feministin, bir genç kadının nasıl böyle söyler ya sen kimsin diyenler hariç. Onlar kışkırtmaya gelenler. O başka bir şey ama o iflah olmazlar. Şeytan görsün yüzlerini ama diğerlerinde terfmek böyle bir şey yok yani. İnanmıyorum. Ben de yani başta söylediğin kesinlikle çok doğru. Hayatta karşılığını yani mümkün değil yani. Hani şurada 8 Mart'ta işte gidiyoruz, onur yürüyüşlerine gidiyoruz. İşte polis saldırıyor, o sıkıştırıyor, o oluyor, bu oluyor. Şimdi sen bana, ben sana mecburen sahip çıkacağız bir kere pratiğimiz. Birbirimize muhtacız ya bak, yani. Bahaneye bak bir kere. Kardeşim erkekler bize zaten her yerde tecavüz ediyor. Erkekler aile içinde bize tecavüz ediyor. Babamız tecavüz ediyor. Abimiz, amcamız tecavüz ediyor. İllahi gelip de kadınlar tuvaletine trans girdi diye tecavüzcü erkek, ben de transım. Bir de bu tartışmaları da bilecek de böyle diyecek de ki o adamın o tuvalete girmesi için ben de transım demesine gerek yok. Çekil bakayım şuradan diyecek. Evet. Fiziksel güçten bahsediyorsunuz ya. Seni tutacak saçından içeri sokacak zaten. Kibarlıkla mı yapacak? Sana diyecek ki ben transım. Sen de aa öyle mi deyip bacağını mı açacaksın? Böyle bir şey mi var ki yani? Biz yürüyüşe geliyoruz diye oraya kötü niyetli erkekler gelebilirler bu arada. Bak doğrudur da. Ama şimdi birisi ben kadın beyanı verdim diyen kişi bilmiyor olabilir misiniz ya? Onun gerçekten o beyanı verip vermediğini. Ayrıca biz zaten 7-24 erkeklerle bir aradayız. Binlerce kadının olduğu yere... Bir iki tane de erkek velev ki öyle girsin. Ne yapabilir ki bize? En güçlü olduğumuz andayız. Valla binlerce sivil erkek giriyor. Evet. Onu ne yapacağız acaba? Evet. Yani bir cinsel çekim üzerinden bakarsak zaten transfobikler, trans erkekler ne olacak o zaman? Evet. Şimdi ben mesela o yürüyüşe geldiğimde hani şey yapmayacağım ki bir cis kadına cinsel bir şey, heteroseksüel olduğum için bir cinsel çekimim yok. Biseksüel olsam okey. Ama trans erkekler var, lezbiyenler var. O zaman şöyle yapacaksınız. LGBT'ye artı olanlar gelmesin. Biz sadece cis kadınlar yürüyüşü yapalım diyeceksiniz.
orada da kendiyle karşılaşmamış lezbiyenler varsa test yapsınlar bence. Bir çeşit GBT. Bu konuda konuşmak istemiyorum deyip bu kadar konuşma. Dertliyim, derdim. Son bir cümle istiyorum. Onur ayı dedik, işte yürüyüşlerimiz var. Hep beraber bunları bence Aman orada sizin hallettik. yürüyüşleriniz var, sizin onur ayınız var. Benim için 12 ay onur ayı. Ben ayakta durduğum, kendimi var ettiğim, varoluşumun arkasında durduğum, bu mevzuları konuştuğum, ben olarak ortaya çıktığım her yerde o yürüyüşü yapıyorum. Metrobüste bir trans kadın olarak var olduğumda orada yürüyüşü yapıyorum. Herhangi bir iş yerine bir trans kadın olarak gidip işimi doğru yaptığımda, orada insanlarla normal bir muhabbet kurduğumda da bir onur yürüyüşü yapıyorum. Her ay her yerde var olmak zaten onur ayı benim için. O yüzden ben evet bu ay bazı şeyi de mesela çayan bu benim için böyle. Bazıları için maalesef kendine açık değiller. Ortamları müsait değil. Hayatları henüz oraya gelmemiş. 12 ay hiçbir şey yapamayıp da gelip de onur haftasına yürüyorlar. Okey. Ben mesela eskiden karşıydım ahlakçı da davrandığım için. Normalde sokakta götünü mü de açıyorsun da gelip onur yürüyüşünde götünü açıyorsun diyordum. Ama şimdi de diyorum ki doğru ya, normalde açamadığı için gelip burada açıyor. Kendine Evet. güvenli alan. Ben Deneyimli. normalde de açmıyorum. Ahlakçıyım bu azalmış hali. Onur ayında da açmıyorum diye o açmayacak diye bir şey yok. Birisi götünü açtı diye beni de götünü açan olarak kodlayan zihniyet problemli. Bir transın yaptığını, bir LGBT artının yaptığını hepimize yansıtan, siz de böyle ayarsızsın diyen zihniyet problemli, bununla mücadele etmeye kanalize olmalıyız. Bu kendi içimizde de var. Diğerlerine söylemiyorum. LGBT artıları söylüyorum. Görüyor musun? Bak Mükremin de böyle yaptı. İşte şeyde herkes buna lanet kusuyor. Bizi kötü temsil ediyor. Kimse kimseyi de temsil etmiyor kardeşim. Bir cis kadın nasıl bütün cis kadınları temsil etmiyorsa, bir cis erkek nasıl bütün erkeklere cis erkekleri temsil etmiyorsa, bir LGBT artı da bütün LGBT artıları temsil etmiyor, edemez, etmeyecek. Herkes kendine şey, çünkü hepimizin içinde HDP'li olan da var, AKP'li olan da var, MHP'li olan da var, siyasi olarak bile. Köylü olan da var, efendi olan da var, ezen de var, ezilen de var. Biz hayatın içerisindeki kişileriz ve translar böyledir, bunlar böyledir, falandır, filandır. Buradan vazgeçtiğimiz, bunları unuttuğumuz, bir şekilde bize inandırılmış, bizim inandığımız, doğru bildiğimiz şeyleri artık bir dakika ya karşı taraf da saçma sapan bir şey söylüyor ama ne diyor acaba diye üstüne düşüneceğimiz bir ay olsun diye düşünüyorum. Onur haftası, onur ayı bizde bazı pencereler açsın diye umuyorum. Bunu ben ne kadar açtım? 1.000 tane pencerem vardı. Her gün bir şey öğreniyorum. Daha düne kadar trans lezbiyenliği anlamıyordum. Bir trans kadının kadın bedenine dokunmasını iğrenç buluyordum. Çünkü cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim farkını bilmiyordum. Ama artık biliyorum. Geldiğim noktada ne durum beni rahatsız ediyor. Üstelik bir de bunu üstüne anlatıyorum. Böyleymiş diyorum. Yani bazen böyleymiş diyebiliriz. Terfler, merfler, herfler fark etmez. Bazen yanlış biliyor olabiliriz. Evet, Kendimizi bir tabii ki. açabiliriz, öğrenebiliriz. Z kuşağından da öğreniriz. Queer yeni çocuklardan da öğrenebiliriz. Yani bizim için umarım 2022 yılında yürümenin sadece, tabii ki politik olarak bir şey var, sadece İstiklal Caddesi olmadığını, Onur haftasının sadece bir haftaya mal olmadığını ve hepimizin her an aslında bu mücadeleyi vermemiz gerektiğini ve bana ne ya demeyeceğimiz bir aydınlanma yaşayacağımız bir hafta ay olmasını diliyorum. Ay ben de Pollyanna'yım galiba. Yo, çok güzel, daha tatlı yani, biraz da böyle bir şekilde kapatmamız güzel oldu çünkü çok güzel başladık, arada canımızı sıktık, sonra güzel dileklerle kapattık. Sonuçta senin hep söylediğin gibi gerçeklenecek, bu da mümkün olacak. Teşekkür ederim, çok Ben teşekkür sağ ol. ederim. Sahiden daha çok oyunculuk, tiyatro konuşacağımız sohbetlerde yine buluşacağımızı Umarım, umuyorum. umarım. Sen istersen ben hep isterim. Benim için hiç fark etmez. Ben bir trans olarak bu hayatta bununla ilgili zorluk yaşamış, yaşıyor, yaşayacak birisi olarak bu konuda mücadele vermeye her zaman hazırım. Yani tiyatro konuştuğum yerde de bunu konuşurum. Çünkü gerçek hayatta da bu var. Evet. Bilmem ne konuştuğum yerde de konuşurum. Bana bunlar zul değil. Ben bu mücadelenin bir neferi olduğumu düşünüyorum. Hiç zor değil yani benim için. Organik bir parçası tabii, çok haklısın.
Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İstanbul Edebiyat Evi'nde queer konuşmalar sürecek. Seyhan Arman'ı ağırladık. Hem drag queenliği hem de Türkiye'de trans olmayı, LGBTİ artı olmayı konuştuk. Eşit ve yan yana yürüyeceğimiz ve gerçekten bu ayrımları ortadan kaldıracağımız günleri, işte yolu, o uzun yürüyüşü kısaltmamız umuduyla diyelim. Hoşçakalın.